Taksi lazımdır abi. Yolla, bir taksi yolla, sana teslimim Melahat abla. Herkes bir taksi bekler, Akasya yollar, sarı melekler. Taksici gazla biraz, acelem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Taksici solla biraz, acelem var benim. Geç kalmayı istemem, hizmet beklerim. Yolla, bir taksi yolla, yetiştir beni Melahat abla. Herkes bir taksi bekler, Akasya yollar, sarı melekler. Buyurun Akasya durağı. Anlaşıldı efendim. Hemen gönderiyorum. Biraz hızlı gidebilir misiniz şoför efendi? Ayıptır abla. Tek rakibim var, o da Türk Hava Yolları. Taksicilik zor iştir da, çeşit çeşit insanla muhatap olaysın. Alın yazısı gibidir taksimetre beyim. Ne yazdıysa odur kısmetim. Taksici gazla biraz, acelem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Üstlük kalsın şoför bey, neredeyse geldik. Lütfen sağda ineyim, trafik müsait. Yolla, bir taksi yolla, sana teslimim Melahat abla. Herkes bir taksi bekler, Akasya yollar, sarı melekler. Yolla, bir taksi yolla, yolla, kaldım yollarda. Solla, taksici solla, solla, kaldık yollarda. Bereket versin efendim, yine bekleriz. Günaydın Nuri Bey, günaydın arkadaşlar. Günaydın Melahat Hanım. Hoş geldin abla. Ali Kemal, hadi bize bir çay ver bakayım. Hemen abicim. Evet. Oo Nuri Beyciğim, çok şık kız gene bugün. Ayşen Hanım'la aranız nasıl? Çok çok iyi. Laf aramızda kendisine evlenme teklif ettim. Ne? Evlenme mi teklif ettiniz? Evet. Oy. Aa, evleneyim misin ağam? Allah tamamı neredesin ha? Sağ ol Seyit be. Desene Nuri babacığım, sen de sonunda evlenirsin. Pir ben bekar kaldım vallahi. Git anası başına oğlum. Amin. Yüce Yaradan, sen bu duayı duy da bağda bir karı nasip et inşallah. Allah'ım yarabbim, kudurmuş ya bu. Kudurmuş, kudurmuş. Tebrik ederim Nuri Bey de. Yani Ayşen Hanım da tanışalı daha şunun şurasında ne kadar oldu? Valla Melahat Hanımcığım, gözümü kapadım bir açtım, 65 yaşına gelmişim. Yani sona yaklaşıyoruz. E şimdi hayatımın mutluluğunu yakalamışken daha ne bekleyeyim? Evet, tabii siz de haklısınız. Ne yapalım, hayırlısı olsun. Yalnız yeterince tanıyor musunuz o şeyi Ayşen Hanım? Yeterince tanıdığımı sanıyorum Melahat Hanım. Ayşen Hanım çok değerli bir insan. Kendini oğluna adamış bir pırlanta adeta. Öyledir herhalde. Allah için fiziği çok güzel Ayşen Hanım'ın. Nuri babacığım böyle pıngıl pıngıl pıngıl. Bana bak Ali Kemal, gevezelik istemem, alırım ayağımın altına ha. Pardon babacığım. Allah Allah. Ne diyelim, hayırlısı olsun. Düğün ne zaman? Aramızda karar verdik, oğlu iyileşir iyileşmez evleneceğiz. Güzel. Haydi hayırlısı. Çok güzel. Ayşen'cim, bayramda ne yapıyorsun bakalım? Var mı bir planın? Para şekerim, Kıbrıs'a uçuyorum. Kumara gidiyorum kız, kumara. Aa kız, parayı nereden buldun? Ha, daha bulmadım. Ama sponsorum sağ olsun. Bir telefon edeceğim. Şimdi bozuk bankamatik gibi dökülecek paralar kucağıma. Alo. Ayşen Hanım, ne güzel sürpriz sabah sabah. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim Nuri Beyciğim, çok iyiyim.
Size hoşça kalın demek için aramıştım. Hayrola, bir yere mi gidiyorsunuz? Amerika'ya gidiyorum. Amerikalı bir doktor tavsiye ettiler. Alanında çok iyiymiş. Oğlumun tedavisiyle ilgili bir görüşme yapacağım. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Yardımcı olabileceğim bir husus var mı Ayşen Hanım? Ben de sizi onun için rahatsız etmiştim. Söylemeye utanıyorum ama yol parası için biraz borç para rica edecektim sizden. O nasıl söz? Elbette. Ne kadar? 10.000 dolar kadar. Evet, Ayşen Hanım, ben bunu akşama kadar hazır etmeye çalışırım. Ay, çok teşekkür ederim Nuri Beyciğim. Çok iyisiniz. Akşama görüşmek üzere. Tamam, görüşmek üzere. Gördün mü bak, benim sponsoruna saçtı ki senin ağzını. Ay, çok saf adammış kız. Acıdın mı vallahi? Kara kıza, ne yakışıklı şeymişsin sen be. Yarım seni, yarım. Ama bugün yemem, yarın yerim. Çünkü yarın kurban bayramıdır ha. Aslanım benim, aslanım. Safiye! Dilek! Gelin bakın size ne aldım ha. Efendim? Bak senin için ne aldım. Hayvan mı aldın bana Osman? Tabii ya. Ay çok romantiksin. Vallahi sevişen ne diyeceğimi bilemem. Bayramda bana bir şey almadın diye başımın etini yeme, koçun etini ye. Ay baba çok tatlı bu ya. Çok güzel maşallah. Kızcağızım bunun adı bir şey değildir. Bunun adı koçtur. Sen köyde yaşamadığın için bunun adını bilmezsin. Bunun adı koçtur. Yani koyunun kocası. Ay, baba. Ben çok sevdim bunu ya. Anne, benim odamda kalabilir mi bu? Ne olur ya. Ah benim tevekkül kızım. Seni iyice aykırı oldum be. Bu hayvan hiç eve sokulur mu, onu kömürlüğe bağlar, değil mi babası? Safiye, ne tavlı koç almış görür müsün Safiye? Bunun arka butlarından böyle kuşbaşı yaparız. Ön butlarından da kapama yaparız. Şuralarından da derim ki haşlama yapalım. Teburasından da şöyle bir kaburga dolması yapalım. Kuyruğundan da kavurma yaparız. Neden? Kara koyun etli olur, kavurması tatlı olur. Anladın mı? Yok artık, inanmıyorum size ya. Utanmasanız sürecik de yiyeceksiniz zavallı koçu. Bari yanında konuşmayın hayvanın Allah aşkına. Bakın psikolojisi bozulacak. Safiye, bu kız da aynı senin gibi tevekkül. Kızcağızım, bu bizim dilimizden anlamaz ki, ne dediğimizi bilmez ki. Bunlar koçça konuşurlar, anladın mı? Tamam, bilmez de babacığım, onlar hisseder. Bak Safiye, bunu hemen kömürlüğe kapat. Eğer ki kaçarsa, yarın aynen koç gibi keserim seni, ona göre. Al bunları, ben işe giderim. Haydi eyvallah. Hayır, hayır babacığım. Anne, baksana be, bu da benim obaya annem gibi kapkara. Bunun adı obayan olsun mu? Ne olur. Peki olsun olsun. Gel damat gel. Al gel. Sen şunu tut tut. Gel obayanlıcım gel. Gel damat. Gel damat. Gülbin. Sor bakalım kocan olacak o kendini bilmeze. Evin erkeği olarak bayram için kurbanlık almış mı? Gülbin. Anana söyle. Bugün duraktaki arkadaşlardan kurbanlık için borç para isteyeceğim. Sinancığım, annem yanında oturuyor. Kendin söyle. Gülübek, ben ananla olan bütün diplomatik ilişkilerimi bitirdim. Yani ona dargınım, konuşmuyorum, onunla küsüm. Ay sevsinler. Tavşan daha küsmüş, daha haberi olmamış. Oo baba, anneannem ağır laf soktu. Bunun altında kalacak mısın? Kes be, eşek sıpası. Sinan, anne, Allah aşkınıza yapmayın ya. Bayram geliyor, insanlar bayramda barışırlar. Siz çocuk musunuz? Niye küsüyorsunuz? Hadi barışın ya. Gülbin, koca diye eve getirdiğim bu asalak adam benim kredi kartımdan harcadığı paraları ödemedikçe hayatta barışma. Sinancığım, ödeyeceksin değil mi o paraları? Gülbin, o kredi kartından ben harcamam. Anan harcadı. Tabii benim Milli Piyango'dan 500.000 lira kazandığımı duydu. Sırf bana yalakalık olsun diye kredi kartından paraları o harcadı. Gülbin, söyle o namussuz kocana, sahte piyango biletiyle oyun etti bana. Sinan, ödeyeceksin değil mi o paraları? İyi, tamam. Öderiz. Ha, işte tamam. Hadi anneciğim, öpüşün, barışın, bitsin bu küslük. Bu ne? Sinancığım, annemin eli ne demek bu ne? Öp, barışın işte. Öyle mi? Ben de ananın toynağı zannettim. Sinan. Hayır, benim anlamadığım niye bu pis işler hep bana düşüyor? Ben yapmak zorunda kalıyorum. Sinan.
Bari durağa giderken sağlık ocağına uğrayayım da aşı olayım. Mikrop falan kaparım maazallah. Aşı öyle. Tamam. Şimdi anneme kurbanlık alacağını söyle Sinancığım. Anneciğim, kısmet olursa bu kurban bayramında kesmek için bir kurbanlık alacağım. Göreceğiz bakalım. Neyse, ben burada sıkılmaya başladım. En iyisi işe gideyim, birinizin kalbini kırmayayım. He baba, sakın koyun alma ha. Koyun yetmez, öküz al. Can, evde bir öküzümüz var. İkinci fazla gelmez mi eve? Oo, baba, anneannem benim ikinci golünü de attı. 2-0 öne geçti. Anne! Kaygana, ben bu konuda seninle polemiğe girmeyeceğim. Ben taksici camiasında polemikleriyle değil, efendiliğiyle, çalışkanlığıyla, ahlakıyla ön plana çıkan bir adam olmak istiyorum. Bilmem anlatabildim. Hepinize iyi günler. Kolay gelsin. Hayırlı işler Sinancığım. Tuğçe. Tuğçe konuşabilir miyiz biraz? Murat, seninle konuşmak istemediğimi daha önce de söylemiştim. Seninle aramızdaki her şey bitti artık. Anlamıyor musun? Tuğçe! Ne saçmalıyorsun sen ya? Bu ilişkiyi bitirmek bu kadar kolay mı yani senin için? Bu ilişkiyi ben bitirmedim Murat. Bu ilişkiyi sen bitirdin. Bu yüzden sakın beni suçlama. Ya Tuğçe ne diyorsun sen? Ben bu ilişkiyi bitirmek için hiçbir şey yapmadım ki. Murat, gecenin bir yarısı Ahu'nun evine giden kimdi? Ben miydim? Ya bir tanem bak biliyorum dışarıdan bakıldığında çok garip duruyor ama inan bana doğruyu söylüyorum. Murat, gözümün içine baka baka yalan söyleme artık. Beni aptal yerine koymandan bıktım, usandım. Tuğçe, bak biz Ahu Hanım'ın evine sadece çalışmaya gittik tamam mı? Sabaha kadar bitmesi gereken bir iş vardı. Onu bitirdik, çalıştık biz. Murat, bana yalan söylemeyi bırak artık. Seni aradığımda kadının banyosundaydın ya. Zaten bu her şeyi anlamama yetiyor. Şimdi bırak kolumu. Ya Tuğçe! Of Tuğçe ya! Abi bagajı açar mısınız? Tabii. Gelin bakayım. Bunlar ne kardeşim ya? Abicim, gözünü seveyim idare et bizi. İki tane keçi aldım. Birini bagaja atarım, birini arka koltukta kucağımda tutarım abicim. He abicim. Ne diyorsun sen kardeşim? Deli misin, divane misin, keçileri mi kaçırdın? Kardeşim bunlar keçi. Aa! Kamera şakası yapıyorsun. Kamera nerede? Bir el sallayayım ha? Abicim durumum yok. Mecburum takside götürmeye. Ne olur abi bize yardım et. Arkadaşım deli misin sen ya? Bu bir taksi. Ben bununla insan taşıyorum. Bunlar hayvan. Bunlar ahıra girer. Bu taksi, taksi anladın mı? Abicim yapma güzellik. Şunları buradan götürelim abicim. Bana bak kardeşim ya. Sen bu hayvanları evine alıyor musun? Evinin salonuna sokuyor musun? Yok. Yok. Evinin salonuna sokup kanepeye tutturup beraber çekirdek çitliyor musunuz? Ben nasıl taksimi alayım bunları? Kendi koltuğuma nasıl kıyayım kardeşim? Deli misin nesin? Abicim kaldım buralarda bu hayvanlardan. Ne yapacağım şimdi ben? Ne mi yapacaksın? Gayet kolay. Bir tane kamyonet kiralayacaksın. Koyacaksın keçilerini. Nereye götüreceksin? Götüreceksin. Sonra abicim bak. Abicim yapma ya. Kamyonet tutacak param yok benim. Kamyonet tutacak para yok. İki tane keçi almaya para bulmuşsun. Ben bir tane bile alamadım. Kaygaram sabahtan beri kafamın etini yiyor. Hadi canım sen. Abicim yanlış anladın. Ben bunları kredi kartıyla aldım taksitle. Borç aç yani. Birisinin nişanlı mı? Birisinin de bize. Şu mübarek bayram arifesinde abi yap bir güzellik. He abi. Hadi abi anca sen yaparsın. Buldun benim gibi yufka yürekli bir adamı. Tabii ne diyeceğimi bilemedim şimdi. Yelkenlerim suya indi. Bakma sen de öyle koyun gibi ya. Hadi koyun keçilerini gidelim. Yere. Abicim Allah senden razı olsun. Ya gel bakalım. Abicim Allah ne buradın varsa gel. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Günaydın. Hoş geldin. Günaydın. Günaydın. Günaydın Osman. Nuri kardeşlik, bir kurbanlık koç almışım. Gürsem koç demezsin. Camış dersin valla. Böyle boynuzları var. En az 50 kiloya çıkar içinde. Allah kabul etsin Osman'cığım. Milat Hanım, siz bu sene kurban kesecek misiniz? Ben kurban kesmiyorum Osman Bey. Ah neden? Paranız mı yok? Yoksa paranı size borç vereyim. Sağ olun, param var. Var da kurban kesmek yerine ben Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunmayı tercih ediyorum. Ha, anladım. Biz de aynı yere bağışlamayı düşünüyoruz Belat Hanım. Allah kabul etsin. Bu bayram bizim biraz durumumuz yok da inşallah bir dahaki bayrama. Ben en Mehmetçik Vakfı'na
maaşımı yaparım, hem de kurbanımı keserim. Kesmezsem sonra el alem ne der? Koskoca yağlı pehlivan Osman Aga kurban kesmedi derler. Ayıp ya. Siz kesiyor musunuz Nuri Bey? Vallahi Melahat Hanım, dün ben senelerdir her bayram mutlaka iki tane kurban keserim ve darülaziye bağışlarım. Vallahi bravo babacığım. Ben hem bağışımı yaparım hem de kurbanımı keserim. Bir senedir bu kurban bayramını beklerim ben. Kara koçu kesip kavurmayı bastıracağım. Birazını da gövdeye indireceğim. Canavar Osman! Canavar Osman! Sus be, sus! Seni de keserim ha kara koçla beraber. Katil! Katil! Merhabalar. Merhaba abiciğim, hoş geldin. Melahat abla, sizinle biraz dışarıda konuşabilir miyiz? Konuşalım bakalım Murat. Allah Allah ya, ne oluyor böyle saklı gizli? Abiler, benden duymuş olmayın ama bu Tuğçe ablam ile Murat abim yine ayrılmışlar. Oo. Esam mı diyorsun oğlum? Bakın yine benden duymuş olmayın ama bu Murat abim stajyerlik yaptığı yer var ya, ha oradaki karı bunu eve götürmüş iş yapalım diye. Orada Murat abim mercimek çorbası yapmış onun ile. Tebrik ederim Ali Kemal. Bir dedikodumuz eksikti, onu da yaptın, her şey tamam oldu. Oh, maşallah. Seni dinliyorum Murat. Melahat abla, Tuğçe size şu geçenki olayı anlattı mı? Ahu Hanım'ın evine gitme meselesini. Melahat abla bakın, Tuğçe size ne anlattı, nasıl anlattı bilmiyorum ama yemin ederim size benim Ahu Hanım'la aramda hiçbir şey olmadı. Yani gece yarısı kadının evine gittin, onun banyosunu kullandın diye tabii Ahu Hanım'la aranızda bir şey olması gerekmiyor, değil mi Muratcığım? Ablacığım bak, biliyorum gerçekten dışarıdan böyle çok tuhaf duruyor ve anlatması da inan bana çok zor ama yemin ederim suçsuzum ben. Madem öyle, sen de işin gerçeğini anlat, biz de öğrenelim bakalım. Tamam, bak şimdi abla. Ben ofise staja gittim, tamam mı? Ahu Hanım'la bir dava üzerine çalışıyorduk. Ofisin elektrikleri gitti birdenbire. Ya çok sıkışıktık, sabaha kadar bu işin bitmesi gerekiyordu diye Ahu Hanım da kalk bize gidiyoruz dedi. Ben de gitmek zorunda kaldım tabii, evine gittim. Banyoda mı çalıştınız Murat? Ablacığım, banyoda çalışmadık tabii ki de. Ya biliyorsun, taksiye çıkıyorum, okula gidiyorum, staja gidiyorum, inanılmaz yoruluyorum. Uykum geldi benim de çalışırken, banyoya elimi yüzümü yıkamaya gittim. O sırada telefonum ortada duruyordu tabii. Tuğçe beni aramış, Ahu Hanım da telefonu açmış. Ya ablacığım bak, ben gerçekten de suçlu olsam, Tuğçe'yi sevmesem, yalan söylüyor olsam, senin suratına nasıl bakarım? Tuğçe'nin suratına nasıl bakarım ben ya? Canım benim, ben senin doğru söylediğine inanıyorum. Seni daha ilk gördüğüm gün ne kadar düzgün, ne kadar temiz bir çocuk olduğunu anlamıştım. Sağ ol abla da, bir de buna Tuğçe inansa. Ama senin de yanlışların var bir Muratcığım. Keşke Ahu'nun evine gitmeden önce oraya gideceğini Tuğçe'ye söyleseydin, değil mi? Abla, haklısın tabii de çok apar topar oldu. Bir de Tuğçe biliyorsun çok kıskanç işte, bunun olmasından korkuyordum. Korktuğum başıma geldi. İyi de yavrum, Tuğçe'ye anlattın mı bütün bunları? Anlatmaya çalıştım defalarca. Ama Tuğçe yüzüme bile bakmıyor ki benim. Dinlemiyor beni. Melahat abla, ben onu çok seviyorum. Yani eğer bu staj ilişkimize zarar veriyorsa bırakıyorum ben. Sakın ha, stajı falan bırakmak yok. Akşam bizim eve yemeğe geliyorsun. Ben Tuğçe ile konuşup onu ikna ediyorum. Tamam mı? Anlaştık mı? Çok sağ ol be abla. Çekin şuradan. Ya kardeşim çek şu geçiyor, önümü göremiyorum ya. Abi çok pardon, çekiyorum da gelmiyor hayvan. Hayvan işte. Şişt, dur. Ya keçi dur. Ya ben dondurma mıyım da beni yalıyor ya. Ya keçi bak, ben seni yalıyor muyum da sen beni yalıyorsun keçi. Galiba bu hayvan sizi çok sevdi abi, öyle gözüküyor. Ya kardeşim çek diyorum şunu. Abi çekemiyorum ki. Bak keçi, vallahi bayram gelmeden keseceğim ben seni. Yaklaştık mı? Nerede kardeşim? Evine hemen indireyim seni. Abicim ben birazcık dışarı çık. Zaten eve de fazla bir şey kalmadı. Heh, şu az ilerle. Kınavım kaç oldu ya? Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz Safiş, Dilek. Hoş geldin. Te hoş bulduk. Şazimet Hanımcığım, siz bayram hamamına gelmeyecek misiniz? Ayol kim söyledi gelmeyeceğimizi? Kambersiz düğün olur mu?
De olmaz valla. Bak otumu da aldım, tezide böyle tıngır tıngır şarkı çalacağım. Tefi de aldık. Ha? Şöyle bir güzel oynarız, kurtlarımızı da döker geliriz. Yaşa sen Safiş. Tabii kız Safiş. Gideriz bir güzel kurtlarımızı dökeriz. Hem Arife suyuyla yıkanmadan ben o bayrama bayram mı derim be? Ya rahmetli anam da derdi. Arife günü tüm musluklardan zemzem suyu akar diye. Aman anneciğim ya. Allah nur içinde yatırsın. Amin. Amin. Madem öyle niye hazır diyorsunuz? Ayol kim söyledi sana hazır olmadığımızı? Zeyno gel yavrum iki dakika. O akşamdan hazırladığımız yemeklerle havlularımızın olduğu çantayı getir hadi. Tamam ablam. Ha Zeyno, hanımefendinin işi bitince sen de dükkanı kapatır hamama gelirsin tamam? Tamam ablam. Hadi canım. Be Sinan. Bu havada terledin mi yüzünü silersin? Yok be Osman Aga be. Keçi yaladı ya her tarafımı. Ne? Ne? Keçi mi yaladı? Bir dakika bir dakika. Yanlış duymadım değil mi? Keçi mi yaladı yüzümü dedin? Evet Melahat Hanım. Maalesef doğru duydunuz. Keçi yaladı her tarafımı. Aa, ne keçisi ağam? Nasıl yaladı yüzünü ya? Keçi Seyit bildiğin. Ha pardon, sen Paris doğumlu olduğun için, orada doğup orada büyüdüğün için keçinin ne olduğunu bilmezsin. Bir hayvan var, boynuzlu, böyle kuyruğu dik, sakalı da var. Biz ona kendi aramızda keçi diyoruz Seyit, o yaladı. Oha ağam ya, oha! Yani ben keçi nedir biliyem de, senin takside ne işi var onu anlamamışam, o yüzden soruyorum ya. Evet, çocuk haklı. Keçinin takside ne işi var oğlum? Ya adamın biri el etti, durdum, baktım yanında iki tane keçi var. Zavallım iki tane keçi almış ama kamyonet tutacak parası yokmuş. Rica etsem abi taşır mısın dedi. Ben de acıdım adama, kıyamadım. Aldım keçileri arabaya. E'si bir süre sonra keçi böyle arkadan kafayı uzattı. Önce benim kulak mememden böyle bir dil attı. Sonra ensem, boynum, yanağım, yüzüm, alnım derken her tarafım yaladı eve gidene kadar ya. Abi alem adamsın ha. Hakikaten yuh yani. Ya bırakın şimdi onu burada arkadaşlar. Ben bir şey söyleyecektim size. Kurbanlık alacağım da borç para isteyecektim. Osman Aga? Bak kurban için senin gibi üçkağıtçıya bile borç verebilirim ama ben de bir kara koç aldım ki ona verdim paraları be. Vallahi. Pardon Osman Aga, şimdiye kadar benim ne üçkağıtçılığımı gördün? Mehmet Hocam? Vallahi kusura bakma Sinan, bende de yok. Mehmetçik Vakfı'na bağış yaptım da. Anladım. Melahat Hanım? Bende de yok Sinan, bağış yapacağım çocuğum. Kusura bakma. Anladım. Murat? Abi benim durumları biliyorsun yani, para yok bende. Peki Murat. Seyit? Ağam olsa gözümsün. Oldu Seyit. Anladım Seyit. Anladım. Doğru baba. Ya oğlum öyle bir zamanda para istiyorsun ki bayram öncesi herkesin masrafı var. Kimse de yok, bende de yok. Aşk olsun Nuri baba ya. Ayşen Hanım olsa şimdi ne kadar param varsa hepsini verirdin. Benim Ayşen Hanım'dan ne farkım var Nuri baba? Bana bak Sinan. Terbiyesizlik istemez cıvıma. Pardon. Pardon baba. İbibik kızım, sende para var mı? İbibik. Bak kurban alamazsam kayganam şanzıment beni tefe koyacak İbibik. Hadi güzelim. Yok yok. Sende de mi yok? Oy Nuri babacığım, hapisin buraya kamyonet yanaşı, içinde de koyunlar var diyor. Allah Allah. Bir baksana ya. Şu koyunlara bir de ben bakayım. Babi Seyit'in çalıştığı durak buradır. Anne, babi gelmiştir. Babi hoş geldin. El öpenler çok az. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulmuşuz kurban. Ağalar, babi Zeyno'nun babasıdır. Hoş geldin babi. Cemal abi zaten bilirsiniz kaynım. Hoş gelmişsin Cemal abi. İnşallah boş gelmişsin Cemal abi. babi, Nuri ağam benim patronumdur. Yanındaki de pehlivan Osman ağadır. Hemen onun yanındaki de Sinan ağamdır. Hemen onun yanındaki de Ali Kemal'dir. Babi, hayırdır böyle siz İstanbul falan? Hayırdır Seyit. İki gündür İstanbul'dayım. Kurban bayramı için davar getirdik, satıydık. Ha, iyi yapmışız da niye aramadınız babi? Ya hayvanları satak öyle gelek dedik. Oha bu davarlar elimizde kalmıştır. Öyle olunca hani dedik senin de tanıdıkların vardır, onlara satarız bu davarları. Pardon babay bey, bir sorum olacaktı. Acaba borcuna kurban veriyorsunuz mu? Vallahi ben borcuna çok sadık bir adamım, arkadaşlar şahidimdir yani. Ya ağam bir dur, ne borcun ya, Allah Allah. Babu, peki bu davarları nereye koyacaksın?
bahçeye koyarık. Bahçeye mi? Tübe. Bahçeye davar konumu ve yer buradaki çiçekleri hep. Pardon beyefendi, burası bir iş yeridir. Nuri Ağam, bu bahçeye olmaz mı? Yani böyle tek günlüğüne yani. Yani şimdi sizin bu davarları koyacak yeriniz yok mu? Yoktur. Abi aklıma bir şey geldi. Bu bahçe olmazsa Seyit'in evinde bir odaya koyarız. Yuh! Cemal Ağam ya evde davarın ne işi var? İnsan yatıyor orada. Ya tamam tamam, burada bizim bahçede bir kenara bağlasınlar dursun. Bir akşamlık ne olur ya. Uy. Seyitciğim. Beyefendiler yakının mı? Zeyno'nun babeydir ablacığım. Öyle mi? Hoş geldiniz. Hoş gördük hanımefendi. Çok memnun olmuşum. Babi, siz yorulmuşuzdur. Bir eve gidek de bir çimin, böyle bir duş alın böyle güzel. Yok Seyit, bizim olacaklar vardır. Onları tahsil edek akşama gelir. İyi tamam o zaman, haydi gidin babi. Davarlar size emanet. Hadi Cemal biz gidek. Haydi. İyi günler ağalar. Haydi baba, haydi. İyi günler hanımefendi. Haydi babacığım, geç kalacaksınız. Hadi alacaklar. Teşekkür ederim Zeynocuğum. İyi günler Feriha yalnız. Merhaba Zeyno abla, annemler yok mu? Hamama gittiler. Ne? Hamama mı gittiler? He, şimdi ben de gideceğim. Dur ben de geleyim. Olur mu canım, senin ne işin varmış kadınlar hamamında? Ya ben hep gidiyorum. Hem annem bana sabah sen de hamama gel demişti. Seni alıyorlar mı kadınlar hamamına? Ya tabii alıyorlar Zeyno abla ya. Hem sen bakma benim böyle şişman olduğuma. Yani ben daha çok küçüğüm. Allah Allah. Ya benim biraz da kemiklerim yeri Zeyno abla ya. O yüzden büyük sanıyorlar beni. Hem bizim evde sular da kesik. Yıkanamıyorum valla, korkacağım yani. İyi gidek o zaman. Tamam gidelim. Az dur hazırlanayım. Tamam. Merhaba Ahu Hanım. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk. Ahu Hanım size bir şey sormak istiyorum. Hani geçen gün sizle çalışıyorduk ya dava üzerinde. Tuğçe beni aramış. Siz konuşmuşsunuz galiba. Evet Murat ya. Sana söylemeyi unuttum. Ne yaptım? Hatırlayabiliyor musunuz acaba tam olarak ne konuştunuz? Tuğçe seni sordu. Ben de çalıştığımızı, senin yüzünü yıkamak için lavaboya gittiğini söyledim. Ne oldu? Yoksa kötü bir şey mi oldu? Kavga edip ayrıldık. Ay çok özür dilerim Murat. Şimdi ben mi sebep oldum bu ayrılığa? Ya eğer öyleyse kendimi asla affedemem. Ya Ahun, Tuğçe bu tarz şeyler biraz fazla kıskanç bir kızdı. Üzüldüm şimdi. Eğer barışmamız için benim yapabileceğim bir şey varsa seve seve yaparım. Teşekkürler de Ahun'um. Bu konuda benim de yapabileceğim bir şey yok herhalde. Dertleşmek istersen seni dinlerim. Haberin olsun. Teşekkürler Ahun. Murat, sana bir şey söyleyeceğim. Ama kızmaca darılmaca yok. Tabii buyurun. Bence çok iyi olmuş. Senin gibi yakışıklı, akıllı, geleceği parlak birinin yanına yakışmıyordu zaten o kız. Sen çok daha iyilerine layıksın. Ahu Hanım, bence yanılıyorsunuz. Çünkü Tuğçe benim hayatımın aşkı. Bu kadar emin olma. Belki karşına çok daha iyileri çıkar. İyi günler Mazhar Bey. Gelecek bayramınız kutlu olsun efendim. Sen ne yüzle geliyorsun bu kapıya, utanmaz dolandırıcı herif? Pardon, bana mı dediniz Mazhar Bey? Senden başka kimse var mı burada? Ben de ona baktım. Kimse yok. İzninizle, pardon. Sana söylüyorum, hala anlayamadın mı? Mazhar Bey,
Çok teessüf ederim. Siz bugüne kadar benim ne zaman dolandırıcılığımı, sahtekarlığımı, üç kağıtçılığımı gördünüz de benim gibi namuslu, şerefli, haysiyetli bir adama böyle şeyler söylüyorsunuz. Gerçekten çok kırıldım, çok darıldım, çok üzüldüm ve size hiç yakıştıramam. Sus! Utanmaz! Sen Melahat Hanım'ın ağzından rujlu, dudaklı aşk mektupları yazıp da benim paralarımı almadın mı? Bir de beni Melahat Hanım'a rezil et. Masar Bey, siz yatıp kalkın da benim o mektupları yazdığıma dua edin. Eğer ben o mektupları yazmasaydım, bugün Melahat Hanım durakta yerlerde sürüne sürüne masar, masar diye sayıklar mıydı? Masar Bey nerede diye sizi sorar mıydı? Ha, Melahat Hanım beni mi soruyor? Ya, bana çay mı döktünüz? Zahmet olmuş, içeyim bari. Evet, her gün sizi soruyor durakta. Bana gelip diyor ki, Masar Bey nasıl acaba? Sinan, git bir bak diyor. Masar Bey yalnız yaşıyor. Bir ihtiyacı var mı? Bir eksiği, gediği var mı? Öğren bakalım diyor. Ben zaten o yüzden geldim buraya. Yok ya, ciddi misin? Tabii ciddiyim Masar Bey. Melahat Hanım size sırılsıklam aşık. Naber? Bana bak. Gene bu lafları uyduruyorsan seni parça parça... Rica ederim Masar Bey. Benim yalan söylediğim nerede görülmüş, he? Melahat Hanım beni sevseydi evlenme teklifimi kabul ederdi. Zaten beni sevmediğini de söyledi. Masar Bey, çok komiksiniz. Peki hiç düşündünüz mü? Melahat Hanım neden size seni sevmiyorum, senden hoşlanmıyorum dedi, ha? Hiç düşündünüz mü? Niye? Niyesi var mı? Beni beğenmediğini söyledi dedik ya. Ya Masar Bey, gerçekten sizi kutluyorum. Ben de sizi akıllı bir adam zannederdim ama maalesef sizde hiç akıl yokmuş. Yani yeminle bizim ibibik bile sizden daha akıllıymış. Siz bu laftan bunu mu anladınız şimdi? Peki nasıl anlayayım? Bakın Masar Bey, Melahat Hanım bir bayan. Bir bayan ne yapar? Önce erkeği dener. Der ki, ben bir hayır diyeyim. Bakayım erkek nasıl davranacak? Peşimden gelecek mi? Bana aşkı nedir? Tutkusu nedir? Bunun için yaptı. Siz bunu anlayamıyor musunuz? Ne dersin? Öyle mi? Ya öyle. Masar Bey, şu anda konuştuklarımızı ben başka yerde anlatsam herkes bana güler biliyor musunuz? Derler ki koskoca üst düzey bürokrat emeklisi Masar Bey bütün bunlardan habersiz mi? Bunları bilmiyor mu diye yemin ediyorum gülerler. Demek beni soruyor ha? Evet. Masar Bey, yarın bayram. Sabahleyin erkenden uyanın. Güzelce bir duş alın, tıraş olun, fıstık gibi giyinin, bir çiçek yaptırın, çikolata yaptırın. Gidin Melahat Hanım'ın kapısına dayanın ve deyin ki ben deste izdivacınıza talip. Peki öyle yapacağım sevgili Sinan. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ama Masar Bey, yarın sabah erkenden gelir, ben sizi alır taksiyle Melahat Hanım'a götürürüm. Çok heyecanlandım. Bak kalbim çarpıyor. Aman çarpım tuttu vallahi. Ay. Masar Bey, maksat sevenler kavuşsun. Ha bu arada aklıma geldi. Siz kurbanlık aldınız mı kesmeye? Hayır almadım ama alacağım. Şimdi Melahat Hanım'ı konuşurken nereden çıktı bu kurbanlık koyun merak? Bizim Seyit var ya durakta, Urfalı Seyit. Onun kaynatası memleketten birkaç tane kurbanlık koyun getirmiş de... ...hani almadıysanız, alacaksanız ondan alın diyecektim. Ben de almadım. Kayganan başımın etini yiyor, al diye. Alacağım ama biraz ekonomik sıkıntım var. Hani eşten, dosttan biraz para toplayabilirsem inşallah ben de alacağım. Pekala. Ne kadar lazım? Vallahi Masar Bey, tebrik ediyorum. Lep demeden leblebi anladınız. 300 yeter. Ben sonra size onu bir ara şey yaparım. Al. Teşekkür ederim. Sayenizde kurban kesebileceğim Masar Bey. Sağ olun. Hamamcı teyze, hamamcı teyze, altınlarım çalındı bulamadım. Hamamcı teyze, hamamcı teyze, altınlarım çalındı. Şikayet ettim, aradım taradım bulamadım. Hamamcı teyze.
bak. Harame düştüm sanki. Şşş, çok ayıp. Karılara mı bakayım sence? Ne alakası var Zeynep abla ya? Ya ben daha çocuğum. Aa, merhaba ablam. Merhaba. Can, senin ne işin var burada? Zeyno, niye getirdin sen bunu buraya? Ablam, sen Can'ı hamama götüreceğim sen demişsin. Ben de aldım geldim. Ben mi demişim? He, sizin evde sular kesikmiş galiba. Yıkanamamışsınız. Oğlum, sen ne yalancı bir şeysin ya. Sırf kadınlara bakmak için geldin değil mi buraya? Minyatür sapık. Ya ne sapı anne ya? Ben yıkanmaya geldim. Hem temizlik imandan. Bak sen şuna. Oğlum, ben seni sabah yıkamadım mı? Kızım, bunun maksadı başka. Babasının oğlu bu. Aa, bu ne hanım? Ayol, bir de babasını getirseydiniz bari. Aa, hanım, el kadar çocuk mu? El kadar mı? Kazık kadar olmuş be. Yok, daha neler. Sabi Sülyan'dır be. Abartmayın hanımlar, daha küçücük çocuk o. Ya bakmayın iri olduğuna. Şişman görünüyor ama yaşı ufaktır. Ya kemikleri mi yer biraz? Ay, saçmalamayın. Kocaman hanım olmuş ya be. Çıkarın dışarı. Bak bak bak, pis pis bakıyor. Namahrem gel. Esas sen saçmalama hanım. Buruşukmuş ama. Baksa baksa benim torunum sana mı bakar? Buruşuk sensin kart karı. Ne diyorsun sen be? Bana bak sen. Senin ağzını örtüyorum. Pazar ola Seyit. Sağ ol ağam. Seyit, kurban. Şimdi bir tane Masar Bey, bir tane de ben kurbanlık koyun alacağız. Sen bu kurbanlıklara ne istiyorsun kurban? Vallahi ağam, pazarlık etmemiz lazım. Sen ne vereyim? Gel bak. Seyit, sallama sen kolumu. Benim kolum emme basma turunma değil Seyit, sallama. Vallahi ağam, kol sallanmadan pazarlık olmaz. Anladım. Piyasası ne kadar bunların Seyit? Ağam, 400 TL. Ne yaptın Seyit ya? Bak, bize bir sezon sonu indirimi yapsan da biraz indirsen, biz 200 versek he? Vallahi ağam, gözümsün ama babayı beni öldürür, yani kurtarmaz. Çık, çık, çık! Seyit, söyledim ya, iki tane alacağız. Bak, bir Masar Bey alacak, bir ben alacağım. 200 yap, sürümden kazan he kardeşim? 200'den verirsen diğer ikisini de ben alacağım Seyit. Ya ağam, yani koyunlar benim olsa senden para almam ama koyunlar babayındır. Sen de çık biraz, haydi. Dur oğlum, bir dakika dur. Sallama kolumu ya, Allah Allah. Aa, adama elini veren kolunu kurtaramıyor. Adamın kolu çıkacak ya. Haydi çıkın, çıkın, çıkın. Seyit, kol öyle sallanmaz, aha böyle sallanır Seyit. Kaça veriyorsun şimdi sen bunları Seyit? Ay maşallah, pazarlık pazarlık oldu şimdi ha. Tam kızıştı yani. Siz biraz çıkın, ben biraz inen, ortada buluşak. Haydi bakalım. Tamam Seyit, sen biraz in. Biz burada seni bekliyoruz. Hadi bakalım Seyit. Yok ya, uyanık. Bir adım siz atacaksınız. Bir adım ben atacağım. Böyle ortada buluşacağız. Haydi. Dur oğlum, dur ya. Tamam, bir dakika dur. Dur, sallama kolumu. Hadi 25 daha veriyorum. 225. Baba, ne yaptın ya? Ben 200 alırdım bunları. Yahu dur. İçim dışıma çıktı oğlum. 300 ya, 300. Demeyek Seyit. İn biraz, in. Vallahi Nuri Baba 225 dedi. Ondan bir kuruş yukarı çıkmam Seyit. Vallahi fiyata olmaz. Biraz daha çıkın. Çıkın. Tamam, dur. 25 daha veriyorum sırf kolumu sallamayasın diye. 250. Aa, işte 250 olur. Tamam, dur. Dur oğlum, pazarlık bitti. Niye sallıyorsun hala kolumu ya? Pardon, pardon ağam. Of. Allah, kolumuz kopmadan pazarlığı bitirdik nihayet. Hadi benim paralara bakalım, hadi. Al, benim iki koyunun parası. Ah, bereket versin ağam. Al Seyit, bu Masar Bey'in kurban. Ah. Bu da benim. Heh. Ay maşallah. Bereket versin. Bereketini gör oğlum. Sinancığım bak, bu iki koyun benim. Bu senin, bu da Masar Bey'in. Geriye bir koyun daha kaldı. O ne olacak? Ağam işte o kalan koyunu da inşallah babayı bize acır da bize verir. Belki biz de kurbanda bir kurban kesmiş oluruz. Verir herhalde, eşek değil ha. İyi güzel de bu koyunları yarın sabaha kadar biz nerede muhafaza edeceğiz? He. Eve götüremeyiz ya. Dur. Ali Kemal! Ali Kemal! Gel babam. Buyur Seyit abicim. Ali Kemal.
Ha bu koyunlar bu gece burada kalacak. Yarın kesilecek bunlar. Ama bunlara göz kulak olmanı isteyeyim ha. Hiç böyle bağlarını falan çözmesinler. Yemlerini, sularını falan her şeylerini ver, tamam mı? Kusura bakma Seyit abicim. Ben koyundan moyundan anlamam. Ben senin gibi köylük yerde yetişmedim. Ali Kemal, sen Paris'te doğdun, New York'ta mı büyüdün koçu? Orasını karıştırma Sinan abicim. Ya Ali Kemal, siyah yevmiye vereceğim. Al bakayım. O zaman tabii ben işte hemen şunu hatırlatayım Seyit abicim. Ben aslında köyde doğdum, büyüdüm. Koyunlardan anlarım. Mis gibi de çobanımdır, yaparım. Ali Kemal ne oldu? Parayı görünce birden özüne döndün. Ya biraz daha versek ben koyunum. Yok o kadar değil Sinan abicim. Ay sırtım, kollarım. Ay öldüm öldüm. Alayım ben onları abla. Al canım al. Sağ ol. Anne, hani orada güzel bir abla vardı ya. Ben onun kalçasını ısırdım. İyi halt ettin eşek sıpası. Başımıza ne iş geldiyse senin yüzünden geldi. Eve gidelim, bunların senden bir bir hesabını soracağım, haberin olsun. Babasından beter kudurmuş. Aa, babasının ne kudurmuşluğunu gördün anne? Ben her şeyini görüyorum da kızım, sen görmüyorsun. A benim salak kızım. Kırdığı cevizler bini açtı bu adamın ama. Nafile, heyhat, sen görmüyorsun. Heyhat, bir insana 40 kere salak dersen salak olur ama. Nerede o güller? Aa! Üf be, ne dövdük kadınları. onlar da hak etti ama yani. Alo. Merhaba aşkım, nasılsın? İyiyim o bayağına, sen nasılsın? Kız, sen hala o kara kızlarla mı konuşursun? Baban duymasın, kırır o çırpı bacaklarını, haberin olsun. Ya telefonla konuşuyoruz değil mi anne, bir saniye. Alo. Bir şey soracağım. Şimdi memleketten annem ve babam geldiler de bayram günü size oturmaya gelelim mi? Ne? Şaka mı bu o bayana ya? Yok canım, ne şakası. Hakikaten gerçekten geldiler ve buradalar. Şimdi ben diyordum ki hiç değilse şimdi getirince aileler kaynaşırlar falan, tanışırlar. O bayana, baban benimle görüşüyorsun diye haşlığını kesmemiş miydi senin? Şimdi ne değişti bakayım? Aşkım bir şey değişmedi. Şimdi ben şey dedim babam. Eğer ben dilek vermezsem kendimi öldürürüm dedim. O da çok korktu, kabul etti, geldiler. Şimdi ne diyorsun, yarın gelelim mi? Bilmiyorum, anneme sormam lazım. Dur bir saniye. Anne, o bayananın annesiyle babası bizi ziyarete gelmek istiyorlarmış bayramda. Ne diyorsun? Kızım sen delirdin mi? Bunlar canlarına mı susadılar? Gelmesinler, Osman hepsini böyle kıtır kıtır keser vallahi. Ya ama şimdi onlar ta Afrikalardan kalkıp gelmişler. Nasıl söyleyeyim ben öyle bir şeyi? Çok ayıp ya. De bana mı sordular gelirken? Gelmesinler istemez. Anneciğim ne olursun lütfen ya, bak çok ayıp. De madem öyle, söyle onlara Osman evde yokken gelsinler. Yarın 12'de burada olsunlar. Yarımda da çekip gitsinler. Alo. Tamam, yarın 12'de bize ziyarete gelebilirsiniz o bayanı. Tamam aşkım, o zaman yarın görüşmek üzere. Görüşürüz, bay bay. Kimin annesisin sen ya? Yağcıları geceli çok oldu. Okan, canım kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk Nurten. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Ya çok özledim seni. Ben de sizi özledim. Ya çocuğu kapıda mı tutacaksın? Hadi bakayım, içeri. Pardon baba ya, hadi geçin. Anne, abla, Okan geldi. Okan, oğlum hoş geldin. Hoş bulduk anne, seni çok özledim. Ah, ben de seni çok özledim. Nasılsın, iyi misin oğlum? İyiyim anneciğim, sağ ol. Okan, hoş geldin. Nasıl gidiyor tedavi? Tedavi gayet iyi gidiyor abla. Yavrum memnunsun değil mi? Sana iyi bakıyorlar değil mi çocuğum? Çok iyi bakıyorlar anne, çok memnunum. Senin en sevdiğin yemekleri yaptım. Hatta sen seviyorsun diye fırında sütlaç bile yaptı sana. Bizimle berabersin değil mi bayramın sonuna kadar? Evet anne, sizinleyim. Oğlum seni çok özledim. Aa, biraz daha konuşursanız bayramın sonuna kadar koridorda kalacak çocuk. Hadi içeri geçiyoruz, hadi. Hadi. Hadi bakalım, ben hadi geçeyim. Hiçbir şey yemedin, şimdi de hiçbir şey yemiyorsun. Hasta olacaksın ya. Canım benim. Ay yapma Allah aşkına ya, gıdıklanıyor. Ne oldu ya? Aa, bu Dilek'in sesi değil midir? Yapma lütfen, yanıma yüzüne o bayanla ya. Aa.
Tut kara kızım. Benim kübürlüğümde kızımla mı oynakşır? Nerede o? Kimden bahsediyorsun baba? Kim olacak? O Afrikalı kara kızan. O bayan mı? Evet. Nerede o? Saçmalama baba. O bayan da burada değil ki. Nasıl burada değil? Deminden beri diye böyle eşek cilveleri yapardınız. Nerede o kız? Söyle lan çabuk. Ay baba. Saçmalamaz mısın lütfen ya? Ben sadece koçumu seviyordum. Koçu mu? Evet. Siyah diye onun adını o bayana koydum. O yüzden sen de yanlış anlamışsın. Aa öyle mi kızım? Olsun. Ben yarın bu obayamayı keseceğim. Öbür gün de öbür Afrikalı obayamamayı keseceğim. Baba, lütfen obayamayı kesme ya. Bak ben çok bağlandım bu koça. Eğer ona bir şey olursa var ya mahvolurum ben, dayanamam. Olmaz kızım. Ben de bir senedir bu kavurma yemeği bekliyorum, bilir misin? Hadi bakayım çık dışarı, hadi çık. İyi akşamlar Tuğçe. Sen ne yüzle geliyorsun bu eve? Melat abla çağırmıştı da. Öyle mi? Anne misafirin var. Merhaba Melat ablacığım. Merhaba yavrum, hoş geldin. Hoş bulduk ablacığım. Ne güzel çiçekler getirmişsin öyle. Tuğçe'ye mi geldin? Evet. Kusura bakmayın, benim ders çalışmam lazım. Üzülme, ben şimdi gider onunla konuşurum. Tamam ablacığım. Bana bak. Ne bu halin kızım? Nedir bu afra tafran? Ya senin misafirin yok mu içeride anne? Sen gidip onunla ilgilensene. Tuğçe. Anne, söyler misin bana ne yapmaya çalışıyorsun sen? Senin yaptığın hatayı düzeltmeye çalışıyorum. Anne bak ben hata falan yapmadım, tamam mı? Lütfen bu işe karışma. Aa, ben karışmasam pırlanta gibi çocuğu kaçıracaksın evladım. Çocuğun bir suçu yok. Konuştum ben onunla. Nereden biliyorsun anne suçsuz olduğunu? Bak, Ahu'nun evine gitmiş ya çalışmaya. Çocuğun uykusu gelmiş, gitmiş lavaboyu yüzünü yıkarken sen aramışsın. Bir meseleyi yanlış anlamış diyor çocuk. Nasıl inanacağım anne ben Murat'a? Ay be çocuğum. Bak çocuk çok üzgün. Bak bu yüzden stajını bırakmayı bile göze aldı. Hadi kalk, kalk inadı bırak da barış. Hadi. Anne, ben Murat'la tek bir şartla barışırım. Neymiş o şartın? Sen değil. Şimdi Murat öğrenecek o şartın ne olduğunu. Ah. Benimle barışmak istiyor musun Murat? Tabii ki istiyorum. O zaman iyi dinle şimdi beni. Birincisi, Ahu denen o kadından hiç hoşlanmıyorum. İkincisi, Ahu denen o kadınla arandaki samimiyetten de çok rahatsızım. Ama bir tanem... Murat sözümü kesme. O kadının sana olan bakışlarından nefret ediyorum. Üçüncüsü de senin o kadınla bir daha iş dışında aynı ortama girdiğini duyarsam... ...yemin ederim bir daha benim yüzümü göremezsin Murat. Bunu istemiyorum. Asla ve asla istemiyorum. Tamam bir tanem. İstemiyorsan eğer bu staj işinden vazgeçiyorum ben. Bırakıyorum. Murat buna gerek yok. Sadece araya gerekli mesafeyi koymayı bil yeter. Tamam mı? Tamam. Aferin çocuklar. Sizi her zaman böyle görmek istiyorum. Tamam mı? Hani beni bir zalıma verdiler oy, verdiler oy. Verdiler de günahıma girdiler oy, girdiler oy. Hey ses ya kurban Seyit. Allah muradıyı veren. Ne güzel söylemişsin yahu. Ağzına sağlık Seyit kardeş. Kulaklarımızın pası silindi. Eyvallah ağam. Allah razı olsun. Babe, bir bak bakalım olmuş mu? Nasıldır baba, hiç köfteyi beğenmiş misin? Acısı az olmuştur. Ha. Ağam, şuradan isotu ver hele ya biraz. Şuradan bir attır bakayım. Ya ağam öyle olmaz ya. Ver sen bana ver. Ver bakayım. Heh. Vay 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 vay. Heh bak işte böyle. Wow.
Kavala kaymak gibi olacak he. Lokum lokum. Hey. Abi. Ha şimdi bak bakalım. Hey maşallah. Şeker gibi olmuş şeker. Buyur ağam. Zeyno'm. Al bakayım sen de. Al bakayım. Oo, tamamdır ha, şimdi olmuştur ha. Lo Said. He baba. Bugün sizin durakta bir güzel hatun şoför var idi. Melahat ablayı mı diysem baba? Uy, unut o Kur'an'a kurban. Melahat mıdır o güzel hatunun adı? Melahat'tır baba, ne oldu? Şimdi bir söyle bakayım. Bu Melahat Hanım evli midir, bekar mıdır? Kocası Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Yani duldur. Ağzın ya ne güzel diyen. Yani onun kocası yoktur, benim karı yoktur. Tam birbirimize göre. Hele de gir. Ya baba nasıl karın yoktur? Aney vardır ya. Kız sen aneye karı mı diysen çıpsın seyrek. Ahi gitmiş, vahi kalmış. Vahi bile kalmamış ya. Lafın gelişi diyeyim ha. Ama baba. Karı dediğin o duraktaki Meluat Hanım'dır. Maşallah hükümet gibin karı. Görür görmez dizlerimin bağı çözülmüştür lo. Zeyno, babayı kudurmuştur ha. Seyit, ben o hanımla evlenmek isteyen. Ya babay sen ne diysen, Melahat ablam hiç seninle evlenir mi? Niye evlenmesin kız? Ne biçim konuşuyorsun sen babayla, ders ver. Benim gibi erkeğin hasını bulmuş, öpüp başına koyar. Ya babay, burası büyük şehirdir. Burada kumalık yoktur. Siyah söz düşmez, çırpsız seyrek. Seyit. Yarın bayramdır. Hediyeleri alak, bu hanımı ziyarete gidek. Baba, gitmesek olmaz mı? Sen, benim tepemin tersini attırma. Ben senin babayım. Babayı evermek senin boynunun borcudur. İşte o kadar. Peki babay. Çiğ köfte yer misin babay? Yok ya. Buyurun Ayşen Hanım. Buyur beyciğim. Parayı tedarik ettiniz mi yoksa? Evet, konuştuğumuz gibi $10,000. Çok teşekkür ederim Nur Beyciğim, sağ olun. Ama bunu borç olarak kabul ediyorum. Biliyorsunuz değil mi? Ve en kısa zamanda borcumu ödeyeceğim. Ayşen Hanım, oğlunuz Allah'ın izniyle iyileşip ayağa kalksın. Ben başka bir şey istemiyorum. Hiç öyle şey olur mu Nur Beyciğim? Bu parayı ancak borç olarak kabul ederim. Yoksa başka türlü olmaz. Aşk olsun Ayşen Hanım. Biz birbirimizin yabancısı mıyız? Yani oğlunuz iyileşip ayağa kalktığı zaman evleneceğiz, unuttunuz mu? Olsun. Ama yine de bu para borç, tamam mı? Tamam, borç. Ya, yani siz ne kadar asil bir insansınız Ayşe Hanım. Keşke sizi daha önce tanıyabilseydik. Keşke birbirimizle daha önce karşılaşabilseydik. Ben de öyle düşünüyorum. İnanın yani sizsiz geçen zamanım boşa geçmiş zaman gibi geliyor bana. Sağ ol oğlum. Kaygara, bugün sen bana kurbanlık alamayacağımı ima etmiştin değil mi? Hayır, ima etmedim. Direkt söyledim. Öyle mi? Al bakalım. Tanıştırayım. Kurbanlık kaygana, kaygana kurbanlık. Damat, bu hayvanlardan hangisini keseceğiz biz? O resimde bir tane hayvan, bir tane kurbanlık var. O da boynuzlu olan kaygana. Kusura bakma, seni insana benzetemedim de ondan karıştırdım herhalde. Ya anne çok ayıp ya. Oy. Sinan nerede bu kurbanlık? Durakta Gülübük. Ali Kemal bakıyor. Yarın sabah ilk işimiz bayram namazını mütakiben o kurbanı kesmek olacak. Aslan babam. Oğlum benim. Oğlum nasıl olduk oğlum, iyi mi? Vallahi çok iyi baba. Aferin sen oğlum. Aferin. Öbür kolunu da kır, tamam mı oğlum? Nasıl uyuyayım Seyit? Uyku tutmuyor ki. Ya Zeynep, bu babayın durumu ne olacak? Yani kudurdu.
Yani azgın teker gibi oldu. Avrat diye gözü dönmüştür. Annenin üstünde kuma getirecek ya. Ya ne halt ediyse etsin. De Melahat ablaya bulaşmasın. Ya vallahi rezil rüsva oluruz ya. Melahat ablam çok kızacak bu işe. Bak bir şey diyeceğim. Ne yapalım biliyor musun? Sen sabahleyin kahvaltıda babiye de ki... Babi bu işten vazgeçti. Melahat abla evlenmek istemiyor. Koca falan istemiyor de. Ya ben nasıl söyleyeyim Seyit? Beni öldürür. Sen söyle. Ben mi söyleyeyim? Beni dünden öldürür. O zaman birimiz söyleyecek Melahat ablaya. Kendine denk alsın. Bak bu olur ha. Sen o zaman yarın git söyle Melahat ablaya. Ya sen söyle. Ben nasıl söyleyeyim Zeyno? Utanırım. Yani benim yüzüm tutmaz. Of Zeyno. Of Zeyno. Zati var ya. Yani babayın geleceğini duyduğum an dedim ki Allah'ım başımıza bir iş gelecek. Başımıza bir iş gelecek. Al buyur geldi. Al buyur işte. Buyur. Ali Kemal. Ali Kemal uyar. Hayırdır inşallah Ferit abicim ne oldu? Koyunlar nerede Ali Kemal? Ya abicim ben de bir şey oldu sandım. Nerede olacak? Çardağa bağlılar. Ha çardağa bağlılar. Gel bakalım çardağa bağlılar mı? Yürü. Orada dur Ferit abicim. Gel bakalım bağlı mı koyunlar? Çardağa. Uy, güzelim İngiliz cinsi ipleri kesmişler. Yazık olmuş garibim iplere. Bu ipleri kesersen tabii koçlar kaçar da. Ya saçmalama Ali Kemal. Adamlar zaten koyunları kaçırmak için kesmişler ipi. Ula ben bunu hiç düşünemedim. Düşünseydin şaşardım zaten. Onu bunu bırak da ne edeceğiz şimdi? Ne halt edeceğiz? Nuri Baba'ya haber verelim. Ben Nuri Baba'yı arayayım. Sen de Sinan abi'ye haber ver. Tamam mı? Hadi. Hadi, 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 hadi. Efendim? Ne oldu Ferit oğlum? Kötü bir şey mi var? Ne? Koyunları mı çaldılar? Tamam hemen geliyorum. Sinan telefon çalıyor. Ne telefonu ya? Bilmiyorum hayırdır inşallah ya. Ne canım bu saatinde ne telefonu bilmiyorum ki ya. Alo. Alo Sinan abiciğim ben Ali Kemal. Ali Kemal. Oğlum sen kafayı mı yedin lan? Tokyo saatine göre mi yaşıyorsun çocuğa? Ya abiciğim ben kendi saatime göre yaşıyorum. Ya o zaman gecenin bir saati niye uyandırıyorsun beni Ali Kemal ne oldu? Ya abiciğim bırak abuk sabuk konuşmayı burada durumlar vayım. Hırsızlar gelmişler burada kurbanlık koyunları çalmışlar. Ne? Ne dedin sen Ali Kemal? Kurbanlık koyunları mı çalmışlar? Ali Kemal, Ali Kemal hemen polise haber ver. Ben de hemen oraya geliyorum. Kalk kulübe, kalk, kalk, kalk. Ne oldu Gülbin? Ne bağırıyorsun kızım? Ay anne, kurbanlık koyunumuzu çalmışlar kız. Nasıl yani? Şimdi biz bu bayramda et yemeyecek miyiz? Sinan, ne yapacağız şimdi ya? Ne bileyim Gülübük ya, zar zor bir kurbanlık aldık. Onu da Ali Kemal hırsızlara çaldırmış. Gülbin inanma sen buna. Bu sana oyun oynuyor. Kurbanlık falan almadı bu ya. Ya kaygana ne diyorsun sen Allah aşkına? İşte Ali Kemal aradı, Gülübük dördü. Bozacının şahidi şıracı. Bu Ali Kemal'i de örgütlemiştir biliyor musun? Gecenin bir yarısında bizim eve ara, koyunlar çalındı de vesaire vesaire. Kaygana var ya, var ya deli divane ettin beni. Bıktım senin şu komple teorilerinden. Ben durağa gidiyorum yoksa katil olacağım. Gel gel gel. Hadi yürü hadi. Evet. İpi bıçakla kesmişler arkadaşlar. He vallahi babacığım ya. Hem koçları çalmışlar hem güzelim ipleri ziyan etmişler. Vallahi var ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Ha bu iplerden artık bize bir yarar mı hiçbir şey olmaz da. Allah 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 ya koyunlar gitmiş. Yani bu hala ipten bahsediyor ne ipi ya? Aa Seyit abiciğim hiç öyle olur mu ya? Bu ipler İngiliz cinsi iptir. Ha bunun metresi kaç kuruştur sen biliyor musun? Bana bak Ali Kemal. Saçmalamaya devam edersen alacağım ayağımın altına ha. Pardon babacığım. Efendim mahvolduk. Ali Kemal. Ali Kemal. Yaktım seni. Sen beni yaktın ben de seni yakacağım. Sen nasıl çaldırırsın benim kurbanlıklarımı ha? Abi nasıl? Sinan abiciğim. Abi, Sinan abi. Yapma Sinan abi. Dur Ferit. Dur kardeşim. Tamam. Sinan abiciğim ben ettim sen etme daha. Bırak beni Ferit. Abi dur tamam. Seni yapacağım bekçilik bu kadar olur. Kör müsün lan kör müsün? Ya Sinan abiciğim hiç kör olur muyum? Ben uyanık olsam hiç çalabilirler mi? O sıra ben uyuyordum o yüzden çalmışlar. Ne? Uyuyor muydun?
Ulan gel buraya. Buraya gel. Buraya gel lan. Lan buraya gel. Lan please bekçi uyurma. Hiç bekçi uyurma. Lan bekçi uyurma. Seni gebertirim lan. Seni gebertirim. Kafanı yarayım biraz. Yapma oğlum. Yapma evlat. Yapma. Ya, ya Seyit abicim. Vallahi onların geleceğini bilsem hiç uyur muydum? Akıl var mantık var da. Ali Kemal. Başlarım senin aklına da mantığına da ha. Ulan hırsızlar gelip Ali Kemal Bey bu akşam biz koyunları çalacağız. Siz rahat rahat uyur mu diyeceklerdi be. İşte Sinan abicim ben de onu diyeyim. Hırsızlar bağış bir şey söylemiyor. Öldüreceğim bunu. Geberteceğim bunu. Bırak beni. Ben size hayvanlara sahip çıkasın diye para vermedim. Vermedim mi? Sen ne yaptın? Uyudun. Zıkkım olsun. Ya kardeşim hep bağ kızarsınız. Ha bu hırsızın hiç bir suçu yoktur da. Kızını. İyi akşamlar. İyi akşamlar memur bey. Şikayetiniz neydi? Ağam bizim koyunları çalmışlar. Memur bey bir de üstelik o yetmiymiş gibi ha bu İngiliz cinsi ipleri kesmişler daha. Allah Allah baba hala ip değil ben ne yapayım bunu sakin ya? Sakin ol Seyit sakin ol. Bu gece buna benzer 3 şikayet daha aldık. Sanırım aynı hırsızlar. Koyunları biraz tarif edebilir misiniz? Üzerlerinde herhangi bir iz boya var mıydı? Koyun ya nesini tarif edeceğiz? Bildiğimiz koyun. Ağam böyle koyun falan çalındığında üstündeki damgadan izden falan buluyorlar. Böyle kulağında şey vardı böyle Z harfi Zeyno'nun Z'si burada yazıydı. Başka bir şey? Başka ne? Tüylüydü bir de be. Kıvırcık tüyleri var. Koyun kardeşim ya. He böyle kıvırcık koyun yani şey. Normal koyun işte. Başka bir şey hatırlamıyorum. Evet. Siz hiç merak etmeyin. Bu koyunları bulacağız. Hadi bakalım inşallah. Hadi kolay gelsin. Ali Kemal. Bana bak Ali Kemal. Dua et polisler o kurbanlıkları bulsun. Yoksa şerefsizin bayramda kurbanlık yerine seni keseceğim haberin olsun. Tamam. Gel buraya. Allah'ından bulsun. Gel ya. Salak herif. Bayramlar. Ah sana da iyi bayramlar güzelim. Dur bekle. Arkadaşlar. Al bakalım. Hadi bakalım. Bayramlar kavgaların ve düşmanlıkların unutulduğu, sevginin ve barışın insanın içini ısıttığı günlerdir. Biz de Akasya Durağı ailesi olarak sağlıklı ve mutlu bir bayram yaşayalım. Önümüzdeki günler şen ve esen olsun. Bayramınız kutlu olsun. Bayram konuşması bitti. Artık ben eve giderim. Kara koçu kesip kavurma yapacağım. Haydi eyvallah. Hadi kalkın. Hadi. Gidiyorsunuz. Kalkın. Hadi eyvallah. Hepinize iyi bayramlar. Hadi nerede girmedin bu eyvallah. İyi bayramlar. Nuri Bey bir çiçek var. Getir bakalım. Getir. Oo Nuri Beyciğim. Çiçekler de pek güzel. Kimden acaba? Yoksa Ayşen Hanım'dan mı? Hemen bir bak. Aa burada kart var baba. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Bu bayramda aranızda olmayı çok isterdim. Sevgili babacığım, seni çok özledim. Burnumda tütüyorsun. En kısa zamanda ziyaretine gelmek istiyorum Mert. Oğlum Mert göndermiş. Keşke o da aramızda olsaydı şimdi değil mi Melahat'ım? Nuri Bey ağlamayın şimdi bayram. Hepimizi ağlatacaksınız. Ya Nuri Baba, biz de senin evlatların değil miyiz ya? Mert burada değilse biz buradayız be baba. Burada olmadığımı kim söyledi? Hay Mert gelmiş. Nereden çıktı lan her gelirse? Biz yapayım dedim. Gel. Arkadaşlar, bu işte benim için en güzel bayram hediyesi oldu. Bu akşam hepinizi ziyafete götürecektim. Şimdi oğlumla bu ziyafet daha da bir taçlandı. Bu akşam hepinizi bekliyorum. Maşallah. Vay. Kavurma var mı kavurma? Var. Efendim komiserim. Ne? Bu baba çalınan koyunları bulmuş komiserim. Hemen geliyoruz komiserim. Allah! Yavanın emor koyun. Oğlum benim. Haydi ağam yine kal. Hadi. Koy. Yavanın emor koyun. Hadi görüşürüz. Sen hiç merak etme o bayağına. Kesilmene asla müsaade etmeyeceğim senin. Gel bakayım buraya.
Gel. Gel buraya hadi. Aç bakayım ağzını. Aç, aç, aç. Aferin sana. Aç, aç, aç. Dilek, ne yapıyorsun sen? Ne yapayım Nurten'cim? Hayvana diş fırçalama alışkanlığı kazandırmaya çalışıyorum. Ciddi değilsin değil mi? Tabii ki değilim Hülya abla. Ya hayvanı kesilmekten kurtarmak için numara yapacağım babama. Nasıl bir numara bu ya? Şöyle bir numara canım. Şimdi bunu ağzımı köpürttüm ya, babama da deliden hastalığına yakalanmış diyeceğim. E deliden olmuş hayvanı da kesecek değiller ya, değil mi? Ay ailemsin yani Dilek. Ama ne yapayım be Hülya abla? Ya şu koçun güzelliğine bak. Kıyılır mı hiç, kesilir mi bu hayvan? Aa, Dilek, Osman amcalar geliyor. Yürü sen, yürü. Artık koçu kesebilirim. Anne, baba, mahvolduk. Ya ne oldu be kızım, delirmiş gibi bağırırsın. Ben değil, hayvan delirdi. Baksanıza, deliden hastalığına yakalanmış. Aa, gerçekten delirmiş bu Osman. Asıl siz ana kız delirmişsiniz. Bu dana değil ki deli dana hastalığına yakalansın. Bu bir kere koç, koç. O zaman deli koç hastalığına yakalanmıştır baba. Artık kesemeyiz bunu. Bu hayvan akşam sapa sağlamdı. Akşamdan sabaha hastalık mı kaptı bu be? Evet ya, ne olduysa akşamdan olmuş zaten. Baksanıza şuna, canım benim ya. Aa, ay, kız, ay. Bunlar ne böyle ha? Bu ne bu? Yoksa bunlar hayvanın bile dişlerini mi fırçaladı kız? Öldüreceğim seni. Gel buraya. Koçu kesemeyeceğim. Gel buraya. Eyvah. Aslan oğlum benim be. Ya Mert, biliyor musun, insan yaşlanınca daha bir duygusal oluyor. Olur olmaz her şeye ağlıyor. Biliyorum baba. Nereden biliyorsun? Senden biliyorum baba. Artık neredeyse her telefon konuşmamızda ağlıyorsun. Eşek sıpasına bak. Yani sen bana sulu gözlüsün mü demek istiyorsun? Ben seni özlediğim için ağlıyorum oğlum. Gözümde tütüyorsun lan. Akşamları yastığa koyuyorum kafamı. Oğlum o dağ başlarında neler yapıyor diye düşünmeye başlayınca sabaha kadar uyku tutmuyor. Kızma babacığım. Ben de seni çok özlüyorum. Ama biraz daha sıkalım dişimizi. Askerliğimin bitmesine az kaldı. Yakında tezkereyi alıp geleceğim inşallah. İnşallah, inşallah. Baba, neler yapıyorsun? Ben yok genç, değişiklik olmadı mı? Var aslında bir şeyler. Ben de seninle konuşacaktım da telefonla olmaz diye düşündüm. İyi ki geldim, böyle karşı karşıya konuşmak daha doğru oldu. Hayırdır baba? Hayırdır oğlum, hayırdır. Baba, yoksa düşündüğüm şey mi? Evet. Mert, görüştüğüm bir hanım var. Vay be baba, tebrikler. Nihayet gönlünün kapılarını araladın. Kim bu hanım? Adı ne? Adı Ayşen, Ayşen Hanım. Ne zamandır görüşüyorsunuz? Çok yeni daha. Son birkaç haftadır. Ama görsen Mert, nasıl namuslu, nasıl dürüst, nasıl asil bir kadın. Ya keşke İstanbul'da olsaydı da seninle tanıştırsaydım. Nerede ki? Amerika'ya gitti. Oğlu hasta, işte orada tedavi ettirmek için Amerikalı doktorlarla görüşecekmiş. Allah şifalar versin. Amin. Mert, ben bu kadınla evlenmek istiyorum. Ne dersin? Baba sen ne diyorsun ya? Evlen tabii. Benim bir evlat olarak senin mutluluğunu görmek en büyük dileğim. Canım oğlum benim. Ya baba ya, nasıl kıyıyorsunuz bu hayvana ya? Hiç mi acıma duygusu yok sizde Allah aşkına? Safiye, bizim sülalede hiç gerizekalı var mı? Te yoktur Osman'ım. Bu küçükken düştü ya tepesi üstüne. Te ondan beridir böyle. Ha, demek sonradan olma. Doğuştan değil öyle mi? He, doğuştan değil, sonradan olma. Çok iyi. Baba, gel kıyma şu hayvanı lütfen. Kavurma mı istiyorsun? Ben gider alırım sana kasaptan. Safiye, şu kızın düğmesine bas, yoksa koçla beraber onu da keseceğim ha. Kız, kes bakayım sesini. Niye öyle dır 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 konuşursun? Seni de mi kessin istersin? Bismillahirrahmanirrahim. Osman, ne diyeyim bilir misin Osman'ım? Ne dersin be? Kasap mı çağırsaydık acaba? Sen bana hakaret mi edersin be? Sen bilmez misin, benim yedi cettim kasaptır be. Biz bir elimizde bıçak, bir elimizde masatla doğarız be. Bilmez misin? Allah Allah. İyi, peki öyle madem, kes hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kör oldu, elimi kestim be. Sen yürü yürü, hastaneye gidelim, yürü. Hastaneye, evet, gidelim, gidelim. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Canım Obayana. Kurtuldun oğlum, kurtuldun.
İyi bayramlar efendim. Buyurun Akasya Durağı. Tabii efendim, taksiniz hemen geliyor. Hocam, Karanfil Sokak 45 numara. Hemen gidiyorum Muratçık. Karanfil deste gider. Ha hocam, unutmadan müşterilerimize şeker ve kolonya da ikram edelim. Tabii, bayram da de olsa. Hayırlı işler hocam. İyi bayramlar. İyi bayramlar, kolay gelsin hocam. Sinan abicim. Ulan. Benim telefonda hiç kontür kalmamıştır. Senin telefonda kontür varsa alabilir miyim? Ya Ali Kemal, sen ne kadar beleşçi bir adam oldun be. Ulan beleş mezar görsen, vaktin gelmeden ölüp mezara gireceksin. Ne yapacaksın telefonu, kimi arayacaksın? Abicim öyle değil. Bugün kurban bayramıdır ya, anamı arayacağım, kalbim bekliydi ha. Ciddi mi diyorsun? He, ciddi diyorum. Öyle desene oğlum ya. Al. Bana bak, bizden de selam söyle ha. Bizden de çok selam söyle kardeşim. Ben de ellerinden öperim annemi. Sağ olun, var olun. Alo, kimsin? Anacığım ben Ali Kemal. Kurban bayramın mübarek olsun, o kıymetli ellerinden öperim. Oy, Ali Kemal uşağım. Ben de senin gözlerinden öperim. Nasılsın? İyice misin uşağım? Anacığım sağ ol, iyiceyim çok şükür. Ha buraya bak, kimler vardır? Sinan abicim vardır, Murat abicim vardır, Ferit abicim vardır. Hepsinin sana tek tek selam var, o kıymetli ellerinden öpüyler. Sen nasılsın anacığım, iyice misin? Çok iyiyim. Kendimi genç kız gibi hissediyorum. Ali Kemal, ben evleneceğim. İyi edeceksin anacığım, he. Uy! Evleniyor musun? He, evleneceğim. Nasıl evlenirsin anacığım, sen kafayı mı yedin ha? Bu yaşlarda hiç evlenir mi? Hem sen evleneceğine bana bir karı bulsan da oralardan, ben evlensem. Ali Kemal, hayırdır, cici baba mı geliyor? Güle güle kullan koçum. Ya abiciğim rica ediyorum, lütfen karışmayın daha. Kiminle evlenirsin anacığım? Şevket oğullarının babası Dursun. Beni isteği. Benim hamsi kafalı kardeşlerim de biz düşmanlar ya, kız vermeyiruk değiller. Uy anacığım, sen delirdin mi? O hamsi kafalı Dursun Şevket oğulları bizim can düşmanımızdır. Nasıl evlenirsin onunla? Evlenemezsin, izin vermiyorum. Senden izin isteyen oldu mu kız kafalı? Kardeşlerimi de dinlemeyorum. Evleneceğim. Vermezlerse kaçacağım Şevket oğullarının Tursun'ına. Uy kapatın. Ya abiler, bu adam kafayı yemiş. Ha değil ki, bizim can düşmanımız Şevket oğulları var. O hamsi kafalı Tursun'la evlenecekmiş. Vermezsek de vallahi kaçacağım diye. Kardeşim hayırlı uğurlu olsun. Zamanını söyle de biz de Akasya durağı olarak bir çiçek yaptırıp yollayalım annene. Artık Allah bir yastıkta kocalsın diyelim. Ne diyelim Ali Kemal? Yeni cici baban hayırlı olsun Ali Kemal. Güle güle kullan kardeşim. Cici baba, cici baba, al sana bana araba, al sana bana araba, al sana bana. Oy, herkesin var babası, herkesin var babası. Ali'ninki Şam babası, Ali'ninki Şam. İmdat! Çocuğumu kaçırıyorlar, imdat! İmdat şoför bey! İmdat, çocuğumu kaçırıyor şoför bey! Ver o çocuğumu, kaçırıyorlar! Ver çocuğumu! Ver şunu! Ver dedim sana! Sana bırak şunu! Ver! Ver çocuğumu dedim sana! Ver dedim! Ver dedim! Çocuk benim! Ver dedim sana! Çocuğumu ver! Çocuğu! Ver dedim sana! Dur kardeşim ya! Ne yapıyorsun sen? Gümbü gündüz çocuk mu kaçırıyorsun? Kardeşim çocuk benim! Bu çocuk senin çocuğun mu? Yani sen bu çocuğun babası mısın? Evet. Doğru mu söylüyor hanımefendi? Sen çocuğa ne zaman babalık yaptın ki? Şimdi benim çocuğum diyorsun. Çocuğu bana göstermiyorsun ki babalık yapayım. Konuşma, sen önce babalığını yap. Nafakanı öde. Ondan sonra çocuğu görmeye gel. O benim de çocuğum. Hiç olmasa bir bayramı benimle geçirmeye hakkı var. Mahkeme velayeti bana verdi. Benimle kalacak. Yeter, yeter. Bu çocuğu nasıl korkutup, hırpalayıp zarar verdiğinizi farkında mısınız siz? Sevginizi böyle mi gösteriyorsunuz? Bakın, bayramlar çocuklar için çok önemlidir. En mutlu oldukları dönemdir bayramlar. Sayenizde en kötü bayramını geçiriyor çocuk. Böyle yapmayın. Hiç olmazsa bayramlarda birbirinize kavga etmeyin. Bir arada olun ki bu çocuk da mutlu olsun. Özür dilerim kızım. Bak, bayram şekeri geldi. Alır mısın bir tane? İyi bayramlar. Aman ne güzelsiniz böyle bayram sabahı, bakayım siz ha. Hadi bakalım şeker alın.
Ya Melahat abla, benim dişlerim çürük, o yüzden şeker yiyemiyorum. Yani siz para verirseniz daha iyi olur. Can, ben sana vermedim mi durakta bayram açlığını? Bu ne demek oluyor şimdi? Bana bak, sen uyanıklıkta babanı geçtin ona göre. Hadi Can, hadi canım, sen de şeker al. Hadi bakalım birer tane daha alın çocuklar. İyi bayramlar size. İyi bayramlar. Efendim, efendim, iyi bayramlar, iyi bayramlar. Tamam, efendim. İyi bayramlar. Müsaade edin, müsaade edin efendim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hasar Beyciğim, iyi yaptınız, geldiniz. En son sizinle durakta... Teşekkür ederim kızım. Ali Kemal ve Sinan'ın yazdığı mektup yüzünden birbirimize girmiştik. Ama bayram vesile oldu, iyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Ah Melahat Hanımcığım, Allah sizi inandırsın, buraya gelmeye kendimde cesaret bulamıyordum. Fakat sizin durakta her gün beni sorduğunuzu duyunca içime bir güven geldi. Apar topar kalktım geldim. Bir dakika. Ben mi sizi her gün soruyormuşum durakta Masar Bey? Sizi. Boşuna inkar edin. Ben artık gerçeği biliyorum. Bana belli etmemeye çalışıyorsunuz ama siz de bana bal gibi aşıksınız. Kim size aşık olduğumu söyledi Masar Bey? Efendim, Sinan Bey fısıldadı. Sinan fısıldadı, öyle mi? Güzel fısıldamış. Ben ona nasıl fısıldayacağımı gösteririm. Merhaba Safiye anne. Merhaba kara kızan, te merhabalar. Tanıştırayım, annem Abayombi, babam Akane. Hoş geldiniz. Türkçe bilir misiniz? Az Türkçe biliyoruz. Az biliyor diyor babam. Biraz heyecanlıdır. Bize sana hediye getirdik. Bu nedir ki? Bu şey Safiye anne, Afrika çubuğu, barış çubuğu. Yani iki aile arasında barış olsun diye. Sene de güzel hediyelermiş bunlar. Bunlar da aman efendim, aman ne gerek var idi. Bakayım ama pek de güzellermiş. Burası da getirdik. Bu da maskmış. Senin hediye getirdim. Teşekkür ederiz. Hadi buyurun. Ha, beyefendi yok mu? Te Osman dün sizin geleceğinizi öğrendi. Böyle sevinçten havalara uçtu. Sağ olsun. Te dedi ki ben dedi dünürlerim gelecek, onlarla çifte kavrulmuş bayram yapacağım dedi. Te bizim Osman o bayanayı çok sever, değil mi kara kızda? Evet, çok sever ben Osman'a. Te ondan sonra dün gece acele bir telefon geldi. Te Edirne'ye çağırdılar Osman'ı. Te babasını hastaneye kaldırmışlar. Onun için bugün burada değil. Olsun, geçmiş. Sağ ol kardeş. Min hunvano, min tafaturano. Babam şey diyor, çok üzüldük, keşke beyefendi de görseydik. Ta kısmet değilmiş. Dilek, kız kahveleri getir hadi. Geldim anneciğim. Hoş geldiniz efendim. Afiyet olsun. Durabilir ya, durun koncuna, adam koncuna. Ne der kara kızın, açıklasana. Babam ve annem Dile'yi çok beğenmişler. Te kızım diye demem ama çok marifetlidir kendisi. Dünürcüm, siz Afrika'nın neresindesiniz? Nijerya. Neresinde? Nijerya. Te ne tarafa düşer? Batısında düşüyor. Hemen alt tarafta. Hadi çabuk. Bütün hediyeleri indiresiz ha. Zeyno, sen de zile basasan lo. Tamam baba. Hadi. Tamam Zeyno, hadi. Tamam baba. Hadi. Hayırlı bayramlar olsun Melahat ablam. Size de hayırlı bayramlar olsun Zeyno'cum. Bayramıyız mübarek ola hanımefendi. Sağ olun efendim, sizin de. Aha, bu kumaşı siyah almışam. Hediyedir, olursun ben. Aman efendim, niye zahmet ettiniz? Hiç zahmet olur mu? Aha, bu kumaşı da hanım kızımıza almışam. Ne oluyor? Bir anlayabilseydim kızım.
Zeyno'cum hakikaten bu hediyelere hiç gerek yoktu evladım. Babayın içinden gelmiştir Melat ablam. Bu kurbanlık koyun da bayram hediyesidir. Kesip yedikçe beni hatırlayasın. Seyit, evladım nedir o kamyondan indirdikleriniz öyle çuval çuval? Melat ablacığım, babayın size hediyesidir. Bulgurdur, nohuttur, undur, buğdaydır, mercimektir falan yani. Allah Allah. Nereden icap etti bu hediyeler böyle? Şimdi hanımefendi, ben de sizi yalnız görmüşem. Kendi kendime demişem ki ben de yalnızım, Melohat Hanım da yalnızdır. Yani? Yani demem o ki seni kendime karış diyem. Ne? Dur Tuğçe, ne diyorsunuz siz beyefendi? Ne diyorum, ne oluyor? Lan ben sizlere, senin ne işin var benim müstakbel karımın evinde? Nereden çıktı bu şimdi? Kim bu bana deve diyen hödük? Ula bu hanım benim artık namusum sayılır. Senin ne işin var burada? Defol git. Bana bak. Öyle hindi gibi kabarıp durma. Melahat Hanım benim müstakbel zevcim. Dangalak. Şimdi göstereyim diye. Baba dur, baba dur ya. Allah baba dur. Yakamayıp diyor. Koyulaz bana. Ya baba dur bayram. Yeter be. Yeter. Benim evlenmek istediğimi kim söyledi size? Ay bunlar kendi kendilerine gelin düvey oluyorlar. Masar Bey, ben size daha önce evlenmek istemiyorum demedim mi? Dediniz efendim. Ha? Lo, yalancı Melohat. Melohat Hanım sana evlenmeyeceğini söylemiş ya. Daha ne gezinirsen buralarda ciğerci kedisi gibi. De yolla dur, dur lan. Dur baba dur. De yolla. Defol lan. Ulan tutma. Size evlenmek istediğimi söyledim mi? Utanmıyorsunuz değil mi? Bir de evli barklı adam olacaksınız. Ya sen ona karı mı diysen Allah'ın izni versin. Seninle su dökemez o yav. Sen benim en halis karım olacaksın. Lo. Ay Allah'ım ya Rabbim. Zehno hadi kızım topla babanı filan. Hadi hediyeleri de alın. Ver kızım hediyelerini de. Hadi bakayım. Tamam, hadi tamam. Hadi. Seyit sen de şu kuzu mu kurt mu neyse tamam, koyun tamam, da hadi gidelim. Mallarınızı ablacığım, toplayın arabaya. Ablacığım bakmayın. Saygılar iyi bayramlar diliyorum. Hadi. Seyit naz yapayım o. Ya yürü baba ya. Hadi baba. Seyit gözünü yağmayın. Naz yapayım ya. Ya babacığım. Babacığım sen de kudurdun temeli yürü ya. Seyit ya Melohat. Allah Allah ne belası ya. Hadi yürü ya. Ya haberi okudunuz mu? İstanbul'da bir seri katil varmış. Önüne geleni kesiyormuş. İstanbul'da seri katil. Adam ruh hastasıymış abi. Görgü tanıkları iri yarı, bıyıklı, çok çirkin ve bir elinde satırla dolaştığını söylüyorlar. Allah Allah, Allah Allah. Şimdiye kadar 4 kişiyi öldürmüş. Cesetler çöp kutularından çıkıyormuş. Hay Allah'ım ya, ne manyak adamlar var şu memlekette. Vallahi bana denk gelecek, kodum mu kafayı oturtturur mu? Sinan. Adam elinde satırla dolaşıyormuş. Sen satırla dolaşan bir adamı mı döveceksin? Ne diyorsun hocam sen ya? Satır dediğin nedir ki? Metalden yapılma bir şey. Metalden korksak trene binmeyiz Allah'a şükür. İşte Sinan abicim ya. Delikanlı adamdır. Ali Kemal. Bak bu Üsküdar'da bir tane ustura Kemal yetişti kabadayı. İkincisi de ben. Tamam mı? Arkadaşlar Sinan kardeşimizin anlattığı bu gerçek olayları dinlemek çok keyifli de... Benim de bayramlaşmak zorunda olduğum bazı büyüklerim var. Çıkıyorum. Baba ben de geleyim mi? Gel oğlum. Ali Kemal. Mert'e yardım et de o 2 tane koyunu bagaja koyun oğlum. Hadi. Hemen. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz oğlum. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Akasya durağı buyurun. Tabii efendim. Hemen gönderiyorum taksinizi. Jilet Sinan. Lale Sokak 12 numara. Lale Sokak. Bana da o yakışır be hocam. Getir kızım getir. De baklava yer misin dünürler? Kendi elimle açtım. De böyle altına gazete koy oku vallahi. De Afrika'da bulamazsınız. vallahi Safiye anne çok güzel görünüyor vallahi. Bakayım tadı nasıl? De afiyet bal şeker olsun. Anne kapı çalıyor. Ya kapı çaldı herhalde bayram ya çocuklar gelmiştir. Bir onlara bir iki şey vereyim geleyim ama. Yardım. Osman. Ne bakarsın öyle ortak görmüş gibi be Safiye. Parmağımı kestim gittim parmağımı sardırdım. Sonra döndüm geldim. Ben ölmedim. Ya iyi de Osman sen hastaneden sonra durağa gitmeyecek miydin? Sen kafayı mı yedin be Safiye? Bu parmaklarla nasıl araba kullanayım? Neremle kullanayım? Böyle dişlerimle mi kullanayım? Allah Allah. Ya Osman dur giremezsin. Niçin? Namahrem vardır. Namahrem nedir be?
Namahrem yani hanım arkadaşların vardır, giremez. Olsun be Safiye, bayramdır. Bayramlarını tebrik edeceğim böyle. Çekil bakalım. Çekil derim ya Allah. Ah! Ah! Bak bizim kara kızlar Afrika'dan imalatçılarını getirmiş. Ya Osman'ım kızmıyorsun, sadece bayramlaşmak için gelmişler. Sus Safiye, ben sana sonra soracağım. Ama Osman baba. Bana baba deme kara kızan. Bana baba deme. Ben sana demedim mi bana baba demeyeceksin diye. Ta Afrika'dan kalkıp burada kız mı aramaya geldiniz ha? Ben Müslüman olmayana kız vermem demedim mi sana ben kara kızan ha? Baba sakin ol lütfen, çok ayıp ama. Senin de cezanı sonra vereceğim bak kız. Ama Osman baba bak. Babam Afrika'dan sana barış çubuğu getirdi. Alırım o barış çubuğunu. Kafanızda kalın. Yürü. Yürü derim sana. Yürü derim sana. Yürü derim sana. İyi bayramlar. Ne tarafa kardeşim? Beylerbeyine. Emredersin kardeşim. Allah Allah. Adamın elbisesi sırf kan. Bu ne ayak ya? Sen de hemen korkma be oğlum. Belki de kasaptır adam. Kurbanlık kesiyordur. Yok yok yok. Katil suratı var bu herifte. Şuraya bak. Kesin katil. Allah. Satırı da var. Bir dakika ya. Sakın bu adam durakta söyledikleri seri katil olmasın. İstanbul'da bir seri katil varmış. İstanbul. Seri katil. Önüne geleni kesiyormuş. Allah. İri yarı, bıyıklı, çok çirkin. Bir elinde satırla dolaştığını söylüyor. Vallahi bana denk gelecek. Kodum mu kafayı oturturum ben? Sen satırla dolaşan bir adamı mı döveceksin? Satır dediğin nedir ki? Metalden yapılma bir şey. İşte Sinan abicim ya. Delikanlı adamdır. İri yarı, katil suratlı, bıyıklı bir adam. Elinde de satırı var. Vallahi bu seri katil. Çok da pis bakıyor ya. Dur en iyisi ben bir muhabbet açayım da tanıdığımı anlamasın bari. Yoksa keser bu beni. Şerefsizim keser. Bayram nasıl geçiyor kardeşim? Nasıl geçsin? Kesmekle, biçmekle, doğramakla geçiyor. Manyağa bak ya. Bir de utanmadan yediği halkları anlatıyor. Kolay gelsin. Kolay zaten. Bu bıçağı görüyor musun? Bak bunu görüyor musun? Şöyle boğaza dayıyorum. Hafifçe bastırıp çekiyorum. Tak parça elimde. Eyvah! Bunun niyeti kötü. Kıtır kıtır kesecek beni. Sonra bak. Bunu karnına bir takıyorum. Sonra bir çekiyorum. Bütün organlar dışarıda. Bununla kemiklerini kırıp ayırıyorum. Tak tak tak! Bak. Bununla derisini üzüyorum. Ve... bununla da en son organlarını söküp alıyorum. Maşallah, maşallah. Allah'ım sen yardım et. Kesecek beni bu adam buralarda ya, kesecek ya. Bu ne Safiye? Sen benim sebebimde olacaksın. Ha, öldürecek misin beni? Ana kız, ne işler çevirirsiniz benden habersiz? Yok be babacığım, vallahi bir iş çevirmiyoruz. Sus be susak, sus! De vallahi Osman'ım, haberimiz yok idi bize. Beni işe gönderdiniz, ben işteyim sandınız. Sonra eve gürücüleri çağırdınız, öyle mi? De vallahi birden geldiler. Yalan söyleme Safiye, yalan söyleme. Bir gün suratın yamulacak, çarpılacaksın, aynen böyle olacaksın, bak. De Osman'ım, ben ne zaman yalan söyledim ki? Aa! Sen her zaman yalan söylersin be. Her zaman bir ayak üstünde 75 fırıldak çevirirsin. Senin adın Fırıldak Safiye'dir, fırıldak. Annem doğru söylüyor baba. Vallahi hiçbir şeyden haberimiz yoktu ki. Hmm. Bir baktık içeri girmişler. Ha, de ben dedim ki Osman'ım çok kızar dedim. Hem dedim ki Osman'ı Müslüman olmayan birine kız vermez dedim. Değil mi kız? Aynen öyle. Heh. Bozacının şahidi şıracı. Bak. İkinizi de yatırır, kıtır kıtır keserim. Kurban bayramı etraf kan revan içinde sizi öldürdüğümü kimse anlayamaz. Ha, bana bak. Bundan sonra sıkı yönetim ilan ettim, tamam mı? Ürf idare ilan ettim. Evden dışarı çıkmak yok. Bayramdan sonra sizin hesabınızı soracağım. Peki Osman. Bunları da alın benim sandığa koyun. Bir yere giderken hediye mediye götürürüz ha. Hadi bakalım. Hepsi ne geldiyse başıma senin yüzünden geldi. Yürü. Bak kestim ya.
Sonra hemen takıyorum bu çengele. Ondan sonra alıyorum elime satırı. Tak, tak, tak. Anında paramparça ediyorum. Ana! Karakol! Karakol! Polis abi! Polis abi yakalayın abi! Abi yakalayın, arabada seri katil var abi. Ne oluyor kardeşim? Ya var ya bu satılı seri katil, o abi beni arabada öldürmeye kalktı. Yakalayın bunu, tutuklayın abi. Gel buraya. Ya ne yapıyorsunuz kardeşim ya? Allah Allah. Al bunu komiserim. Yürü, yürü, yürü Bayırın Gülü. Demek beni öldürmek istiyordun ha? Yürü. Bayırın Gülü, bak. Allah Allah. Komiserim, komiserim bakın size kimi getirdim. İşte satırlı seri katil. Yani sizin yakalayamadığınız adamı ben yakaladım komiserim. Ay buyurun işte seri katil. Artık bana madalya mı takarsınız, ne yaparsınız orasına siz karar verin. Deli bu adam komiserim, ben katil matil değilim ya. Tamam beyler, bir sakin olun hele. Meselenin aslını şimdi anlayacağız ama önce bir sakin komiserim, olun. Komiserim ben sakin falan olamam. Kusura bakmayın. Bu seri katil beni arabada, takside kıtır kıtır satırla kesecekti vallahi. İşte yüzü. Söyle bakayım. Ya ben sadece satırı bile eliyordum. Ha? Duydunuz değil mi komiserim? Satırı bile eliyordum dedi. Satırı niye bile eliyordu? Çünkü beni kıtır 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 kesecekti. İyi kessin diye satırı bile eliyorum dedi. Pis şerefsiz seri katil. Ona bak, katil katil deyip durma. Seni şurada kıtır kıtır gerçekten keserim ha. Aa komiserim duydun. Kendi ağzıyla söyledi. Kıtır kıtır keserim dedi. Burada keserim dedi. Niye dedi? Çünkü bu adam seri katil. Alışmış komiserim kıtır kıtır kesmeye. Bütün insanları kıtır kıtır kesiyor. Pis seri katil. Şerefsiz herif. Ne seri katili oğlum? Ne diyorsun sen? Ya komiserim okumadınız mı gazetelerde? İstanbul'da bir seri katil çıktı. Satırlı, herkesi kesiyor, böyle parçalara ayırıyor, çöplere atıyor. Polis arkadaşlar da o parçaları çöp tenekesinden topluyormuş. İşte ben o katili yakaladım komiserim. Ne diyor bu adam? Komiserim ben kasabım. Ekmek paramın peşindeyim ya. Kurban kasabıyım ben ya. Sen hele ver bakayım şu kimliğini bir. Buyurun. Buyur kardeşim. Bir araştırın, sorun bakalım doğru mu söylüyor. Baş üstüne komiserim. Efendim, İstanbul Perakendici Kasaplar Esnaf Odası'na kayıtlıyım. Araştırın. Arayın bir sorun bakalım. Baş üstüne komiserim. Vay çakal vay. Duydunuz değil mi komiserim? İyi numara. Tam seri katil, iş üzerine yakalandı mı ben kasabım deyip yırtacak. Pis katil. Yanaşma bana. Yanaşmasın komiserim. Oğlum sen şöyle bir kenarda dur bakayım. Heh, çekil oraya. Ya sabır. La havle ve la kuvvet. Tabii. Sen sabrı çekeceksin ama hapishanede çekeceksin. Mahpus olduğun zaman ya sabır ya sabır diyeceksin. Yanaşma. Tekmeyi çakarım vallahi. Dük. Komiserim, sabıka kaydı temiz komiserim. Nasıl olur ya? Komiserim bir yanlışlık olmalı. Bu kimlik sahte olmalı. Ne yaptın pis katil? Bunu sen evde kendin mi yaptın ha? Ver şunu. Ne diyorsun sen Sinan? Adamın sabıkası yok işte. Nasıl olur komiserim ya? Kesin bir yanlışlık var bu işin içinde. Beyefendi doğru söylüyor komiserim. Kasaplar Derneği'ne kayıtlı bir esnafmış kendisi. Ne oldu Sinan? Hani seri katili yakalamıştın. Madalya takalım mı şimdi sana? Hay Allah ya. Görüyor musun şimdi? Hani böyle gazetelerde haber çıkınca satırdı, katildi filandı deyince ben de hani arabada satırda bileyince herhalde korktum. Özür dilerim kardeşim. Şikayetçi misin oğlum Sinan'dan? Yok komiserim değil. Değilsin değil mi kardeşim? Maşallah ne baba itmişsin ya. Şimdi kardeşim sen benden şikayetçi olma. Ben seni arabayla istediğin yere bırakırım. Para da almam. Tamam. Heh. İyi tamam. Şikayetçi değilim. Tamam. Beyefendiyi gönderin gitsin. Başüstüne komiserim. İyi günler komiserim. Sinan. Efendim komiserim. İyi bayramlar. Sağ olun komiserim. Size de iyi bayramlar. Vallahi çok kibarsınız. Ben kasap arkadaşa da şey yapayım, ikram edeyim. Gönlünü kırdık, gönlünü alırız komiserim. Nuri gelmiş. Ahmet usta. Hoş geldin evladım, hoş geldin. Maşallah. İyi bayramlar efendim, nasılsınız? Bayramınız kutlu olsun. Ne olmuş, ne olmuş? İyi bayramlar diyor, kutlu olsun diyor. Ne kurdu? Kurt değil Sedat hocam. Kutlu olsun diyor, kutlu bayramınız kutlu olsun diyor. He, anladım. Nuri, iyice kulakları duymaz oldu artık bunu. Sen kendine bak be. Ha. Kulağının dibinde top patlasa duymazsın. İşte bu ikisi benim şoförlükteki ustalarım. Fren Ahmet ve Jet Sedat. İstanbul'un ilk taksicileri. Bu işte ne öğrendimse onlardan öğrendim. Benim üstümde çok büyük emekleri var. Ne diyor? Senden bahsediyor. Çok kötü şoförmüş diyor. Hadi be. Eskiden beri böyle birbirleriyle durmadan çekişir dururlar.
Mert'i hatırladınız mı Mert'i? Ne derdi? Dert değil, usta Mert, Mert. Hani benim küçük oğlan vardı ya. Siz tanıdığınızda 3-4 yaşında küçücük bir şeydi. O bu işte. Mert bu mu? Maşallah ne kadar maşallah, büyümüş. Mert maşallah. Şimdi kahraman bir asker Sedat ustam. Sınırda kahramanca vatanı koruyor. Maşallah, maşallah. Hanım nasıl? Ne hanımı ya? Annem rahmetli olalı 20 yıl oluyor. Hangi Ahmet? Ahmet değil, Mustafa. Rahmet, rahmet. Hanım öldü. Maşallah, maşallah. Nur Bey, bağışladığınız kurbanlar için makbuz keseceğim. Şuraya bir imza lütfen. Tabii canım. Ustalarım daha nasılsınız? Nasıl geçiyor günleriniz? Ne anlatayım be Nuri? Sen olmasan bizim kapımızı çalan yok. İki oğlum var. Biri İzmir'de, biri Almanya'da. Bırak ziyaret etmeyi. Bir telefon etmeyi çok görüyorlar babalarına. Üzme kendini be ustam. Biz varız. Bak ben varım. Şimdi Mert var. Biz geliriz ziyaretinize. Ne olmuş? Ben de sizin bir evladınızım. Orası öyle tabii ama artık bizden geldi, geçti, iş yok. Modeli geçtiği için trafikten çekilen arabalar gibiyiz Nur be oğlum. Burada böyle paslanıp gidiyoruz işte. Sedat ustam olur mu öyle şey ya? Siz her zaman antika arabalar gibisiniz. Her zaman kıymetli, her zaman değerli. Sen başkasın be Nuri. Evlatlarımızdan görmediğimiz vefayı senden gördük. Ay Sedat babam benim ya. Ustalarım bakın ben ne diyorum. Bu akşam bizim duraktaki şoför arkadaşlarla birlikte toplanalım. Bir akşam yemeği yiyelim ne dersiniz? Ahmet amca, Sedat amca. Siz gelin de duraktakiler bir şoför görsünler. Oo tamamdır. Tamamdır be Nuri oğlum. Geldik, yemeğe bak. Yemeğe huzurluk etmiyor. Ya. Abim. Ustam, hoş geldin canım. Hoş geldiniz. Geç ustam şöyle, geç. Buyur ustam. Arkadaşlar, bu gördüğünüz iki beyefendi benim şoförlükteki ustalarım. Fren Ahmet, Beşet Sedat. Ne öğrendimse hepsini onlardan öğrendim. Onlar İstanbul'un ilk taksicileri. İyi bayramlar efendim. Ayran mı? Ben ayran içmem. Uykumu getiriyor. Sadece su içerim, su. Ustam, ayran demedi, bayram dedi. İyi bayramlar dedi. Size de evladım, iyi bayramlar. Teşekkür ederim. Melahat ablacığım, bugün için kusura bakmayın sana. Yüzüne bakacak yüzümüz yoktur abla. Size kırgın değilim çocuklar. Sizin bir hatanız yok. Sağ olasın ablam. Zaten gittiler memlekete. Çok şükür yani. nasılsınız Melahat Hanım? Bana bak Sinan, sen hiç konuşma. Senle sonra konuşacağım. Niye, ne oldu ki Melahat Hanım? Bilmiyor, numarası yapmadı. Masar bir habire evime yollayıp her gün seni soruyor diyormuşsun. Terbiyesiz. Sonra seninle ben durakta hesaplaşacağım. Oo damat maşallah. Şimdi de çöp çöp anlayan başladı. Yok canım. Maksat sevenler birlikte olsun yani. Ama senin bulacağın kocadan ne olur ayol? Bana buldu bula bula kendin gibi bir sahtekar buldun. Bari Melahat Hanım'ı rahat bırak. Aman! Nuri baba hep böyle geceler düzenleyelim. Oh eğlenelim gülelim değil mi? İnşallah. Seyit hadi bakalım oğlum ya. Bir bayram ziyafeti çekmiş hadi. Başısına ağam hemen. Seyit aman çocuğum öyle rep rüp. Abuk subuk şeyler yapma da şöyle adam gibi oku. Yok abla tövbe zaten bir de öyle şeyler yani Allah korusun. Seyit! Seyit! Alkış, alkış. Seyit! Hadi bakalım. Thank you.
içerleli haleli haleli fincanım. Kavuşak sallıran leli şanlık şerili güllük perili silifanım. Gül mevsimi tez geçerleli haleli haleli fincanım. Kavuşak sallıran leli şanlık şerili güllük perili silifanım. Kebap oldum yiyen yok leli şanguk şerili güllük perili silifanım. Ayrılık gömleğini leli halili halili fincanım. Benden başka giyen yok leli şanguk şerili güllük perili silifanım. Ayrılık gömleğini leli halili halili fincanım. Benden başka giyen yok leli şanguk şerili güllük perili silifanım. Şanguk şerili güllük perili silifanım. Asker oldum gidiyorum leli halili halili fincanım. Belki de son görüşümdür leli şanguk şerili güllük perili silifanım. Asker oldum gidiyorum leli halili halili fincanım. Belki de son görüşümdür leli şanguk şerili güllük perili silifanım. Şanguk şerili güllük perili silifanım. Halili halili fincanım. Şanguk şerili güllük perili silifanım. Şanguk şerili güllük perili silifanım. Aa, Murat? Ava Hanım, siz de mi buradaydınız? Evet, demek sen de buradasın. Yoksa beni takip mi ediyorsun? Ne münasebet canım. Duraktan arkadaşlarla yemeğe geldik sadece. Şaka yapıyorum ya. Sen de hemen ciddiye aldın. Tuğçe. Yolla bir taksi yolla. Sana teslimim. Melahat abla. Herkes bir taksi bekler. Akasya yolla. Yetiştir beni Melahat abla. Herkes bir taksi bekler. Akasya yollar. Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı. Türkiye Mehmetçiğe, Mehmetçik Türk milletine emanettir. Mehmetçik Vakfı, şehit Mehmetçiklerin yakınlarıyla, gazi Mehmetçiklerimize ve çocuklarına destek olmak maksadıyla vekaleten kesmek üzere kurban bağışlarınızı kabul etmektedir.